Sebe suresi. Sebe 34. İstanbul'u da işaret eden bir sure. Daha önce söylemiştim. Kendilerine işlerinde bereketler kıldığımız memleketler arasında görünebilen şehirler var ettik. Buradan baktım mı biz ne oluyor? Başka semtleri görüyoruz değil mi? Birçok şehirden oluşuyor İstanbul. Evet. Küçük şehirlerden. Mesela değil mi? Kadıköy efendim, Bakırköy efendim, Ortaköy. Yani birçok küçük şehirden oluşuyor. İstanbul'a işaret var bu ayette. Görünebilen şehirler var ettik. Orada yürüme imkanları takdir ettik. Her yer yollarla dolu. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın dedik. Daha bu sağlanamadı İstanbul'da. Yani güvenlik içinde geceleri ve gündüzleri dolaşmak mümkün değil. Ama 2023'te mümkün olacak. İnşallah. Çünkü ayetin ebced 2023'ü veriyor. Maşallah. Bu ayetlerin yanında yazan numaralar o yıla ilgili bir şey mi anlatıyor? Yani işaridir tabii biraz yani o gözle bakıldığında harikadır. Yani şaşırtıcıdır. Mesela 34 İstanbul'un kodunu verir. Ama burada mesela bu ayetin bak orada yürüme imkanlarını takdir ettik. Oralarda geceleri ve gündüzleri güvenlik içinde gezip dolaşın dedik. Ayetin bu bölümü 2023 veriyor. Yani harf toplamı bu Arapça harfler var ya. Hı hı. Her harfin bir rakam karşılığı var. Buna ebced deniyor. Bunlar toplandığında bir tarih çıkıyor. Tek bir tarih çıkıyor. Neden 34'te İstanbul'u anımsıyorsunuz da 1934'ü anımsamıyorsunuz? O gözle de bakılabilir. 1934 o gözle de bakılabilir. Ama konuyla mutabakat olması gerekir. Bu tabii bir kesin hüküm olmaz. Ama bir işarettir. Evet. Yani bu ebcedler de kesin hüküm değildir. Evet. Fakat bir işarettir. Anlayan anlar buradan. Evet. Evet. Ama dediğiniz gibi hocam matematiksel olarak imkansız yani. Hem anlamla mutabık olacak hem de sayı toplamının evet. Böyle bir sayı çıkması. Siz evet. Ayırırsınız inşallah. Bak mesela diyor ki Fatır suresi 5. Fatır suresi. Ey insanlar şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Allah ne vaat ediyor? Mehdi çıkacak diyor. Hazreti İsa inecek. İslam dünyaya hakim olacak diyor değil mi? Evet. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani dünyaya kapalıp dünyayla uğraşmayın. Kendinizi Allah'a teslim edin. Güzel yolda hareket edin. Dünyanın nimetlerini istifade edin fakat haktan ayrılmayın. Değil mi? İnşallah. Ve aldatıcılar, deccallar, süfyanlar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Yahut yobazlar. Değil mi? Evet. Mesela İstanbul'da çıkacak o yobaz. Evet. Mehdi'ye karşı mücadele edecek olan yobaz. Şimdi bakın, ey insanlar hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Aldatıcılar sizi Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Şimdi ayetin ebcedine bakıyoruz. İki parçalı olarak, biri 1997'yi veriyor, biri 2015 tane veriyor. Demek ki bir evet. Mükemmellik olacak. Bak ne diyor? Ey insana şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Demek ki Allah'ın vaadi yerine gelecek inşallah. İnşallah. Ey insanlar siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamittir, övülmeye layıktır. 15. ayet. Biz niye fakiriz? Evet. Niye fakiriz doktor? Kur'an'ın gerçek anlamda uygulanmadığı, uzaklaşıldığı için. Hayır. Bak diyor ki siz fakirsiniz diyor. Allah sizin malınız yok diyor. Genel anlamında anladım hocam. Sizin inşallah. Hiçbirinizin malı yok evet, diyor Allah. Yanlış. Zengin olan benim diyor Allah. Sizin hiçbirinizin malı yok. Beynimizin içine bir bakıyoruz. Gözümüzden bastırdığımızda malımız bir böyle bir gelip gidiyor. Bir de bakıyoruz ki beynimizin içinde bir görüntüden başka bir malı yok. Evet. Paralara bakıyoruz masanın üstüne koyuyoruz. Gözümüze kenardan bastırdığımızda paralar böyle böyle gidip geliyorlar. Beynimizin içinde bir görüntü paralar. Altınlar da görüntü. Evet. Evler, arabalar da bir görüntü. Allah sizin diyor malınız yok diyor. Evet. Fakirsiniz diyor. Nasıl fakir biliyor musunuz? Mutlak fakir. Hiçbir evet. Şeyiniz yok diyor Allah. Evet. Muhtaçsınız diyor Allah ayrıca. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır diyor Allah. Ben o görüntüyü ben veriyorum size evet. Diyor. Şimdi bu görüntüyse ben buna nasıl dokunuyorum? Beynin içinde şu an onu algıladın. Beynin içinde hissediyorsun. O parmak ucunu hissetmiyorsun. Yani parmak görüntüden dolayı, yani üç boyutlu olduğu için parmak görüntüsünden ikisi birleştiğinde
beyninde hepsi aynı yerde algılandığı için üç boyutlu algıdan kaynaklanan bir hisle sanki parmağının ucundan dokunduğunu zannediyorsun. Parmağın ucundaki his yoktur, o anlamı his yoktur. Sadece his beyindedir. Evet, inşallah. Mesela benim görüntümü görüyorsun. Uzakta gibi görünüyorum. Aynı yerdeyiz. Senin yaka mikrofonla benim yaka mikrofonum aynı yerde. Beynin içinde aynı yerde oluşuyoruz. Neden o zaman herkes mesela ikimiz de sizi aynı görüyoruz? Evet. Nasıl aynı görüyoruz o zaman? Ama dışarıda bir maddi gerçekliğimiz var. Yani fakat saydamız dışarıda. Saydam. Atomun yapısından kaynaklanıyor bu. Fakat simsiyah karanlık vardır. Dışarıda ışık yoktur. Fotonlar var. Fotonları biz ışık olarak algılıyoruz. Ses dalgaları var. Dışarıda dalgalar var. Dalgalar beynimiz radyo gibidir. Beynimize gelir. Beynimizdeki radyoda o sese dönüşür. Beynimizin içindeki kulak duyuyor. Bu kulakların hepsi sağdaki kulakta. Bunlar cihaz. Yani titreşimi elektriğe dönüştüren cihazdır kulaklar. Evet. Yani dışarıdan gelen ses dalgalarını elektrik akımına dönüştüren cihazlardır. Kulakta hiçbir şekilde insan duyamaz. Burun da öyle de, insanın burnunu koklayamaz. Burun dışarıdan gelen gazları, kimyasal maddeleri elektrik enerjisine dönüştürür ve beyne iletir. Beyinde biz koklarız. Yani beynimizdeki içindeki gülü koklarız biz. Gülün görüntüsü de yani dışarıdaki gül görüntüsü siyahtır, karanlıktır ve saydamdır. Işık olsa bile saydamdır. Dolayısıyla o kırmızı rengi, yeşil rengi tamamen beyinde oluşuyor. Bir algıdır. Bunu savunmayan hiçbir bilim adamı yok. Dinsizi, imansızı, Budisti, Müslümanı, Hristiyan hepsi bu konuda ittifak halindedir. Yani bilimsel bir gerçek bu. Evet, inşallah. Fatır suresi yine 24. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983. Bak, açıp baksınlar. Evet. Harf harf sayın. 24 ne oluyor? Ayet numarası. Tamam. Onun bir anlamı yok mu yani? Ha, yok orada. Ben ona çok nadirdir o. Yani mesela 34 bir yerde geçiyor zaten. Evet. Bir yerde. Fakat bunlar daha güçlü delillerdir. Evet. Yani o ona göre daha zayıf bir delildir ama mutabakatı olduğu için şaşırtıcı. Maşallah. Çünkü bir yerde geçiyor bu konu. Fakat tam İstanbul'un koduna uygun. Evet. Yani tek bir ayet var bu konuyu açıklayan. O da İstanbul'un koduna uygun olduğu için şaşırtıcı. Güzel bilirsiniz. Bir yerde de güzel bir şehir geçiyordu. Onun da 1453'tü. Evet. Öncesi inşallah. Şüphesiz biz seni hak ile bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. 1983. Hiçbir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Yani mutlaka Mehdiler gelmiştir diyor Allah. Maşallah. O da 2026'yı veriyor. Maşallah. Yani. Bu, hep aynı zamanda tabii, oluyor hocam. Maşallah. Neden bu ayetler, bütün bu dünya hakimiyetine ilgili ayetlerin tamamı bu devri veriyor? Normalde 3918, 4775, 7918 gibi rakamlar çıkıyor. Yani 826 çok büyük, her şey olur. 826. Hepsi. Yani. Burada bir harikalık var. 33. Adnan cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bilezikler ve incilerle süslenirler. Ve orada onların elbiseleri ipektendir. Yine evrimci hocalara cevap bu. Miskeveşçi kafalara. Evet. Çünkü buradaki bilezikler, inciler ve ipek elbiseler evrimden olmuyor. Orada da terzi de yok ahirette. Evet. Doğrudan Allah'ın yaratması. Fabrikada yok. Tabii fabrikada yok. Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun. Hüzün insanların başının belasıdır dünyada. Derttir. Her şey hüzünlenirler. Evet. Güneş batıyor ona da hüzünleniyor. Çocuk doğuyor ona hüzünlenir. Ölür ona hüzünlenir. Yaşlanır hüzünlenir. Okul şampiyon oluyor okulda şampiyon. Ona da hüzünlenir. Ağlıyor. Okulda mezun oluyor. Hepsi ağlarlar. Evet. Mezuniyet ağlaması. İşte aynı çatı altında yaşadık. Aynı yollardan geçtik. Biraz sanki aksini savunan varmış gibi. Değil mi? Değil mi? Aynı suyu evet, içtik. Böyle bir nutuk atarlar uzun uzun. Arkasından ağlamalar, bayılmalar. Her okulda vardır değil mi? Bilirsiniz. Evet. Çık bir nutuk at derler böyle okulun en zeki kızlarına. Onlar da artık
ta 2 gün, 3 gün öncesinden edebiyat tarzında hazırlanırlar. Ne desek ne desek işte aynı koridorda orada yürüdük. Aynı sınıfta oturduk. Sanki aksini söyleyen varmış gibi. Aynı havayı soluduk. Aynı öğretmenlerden ders aldık. İşte bugün ayrılma günü geldi. Ne olması gerekiyordu yani? Ondan sonra da artık sakinleştirebilenlere helal olsun. Katıla katıla ağlamalar. Bak Cenab-ı Allah diyor ki 82. ayet Yasin suresi. Bir şey dilediği zaman onun emri yalnızca ol demesidir. O da hemen oluverir diyor. Evrim geçirmeden. Evet, maşallah. Evet. Siz daha bilirsiniz inşallah. Fosiller de tam bu şekilde. Hepsi birdenbire kusursuz ve eksiksiz olarak ortaya çıkıyorlar tarihte. Evet. Milyonlarca tür. Fusilet suresi. 11. ayet. Sana duman halinde olan, bak sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Şimdi benim bildiğim Kur'an'da bir tek bu ayet var bu konuda. Yani ilk önce kainatın her tarafı duman kaplıydı diyor. Allah bilimsel bir gerçektir bu ayrıca. Bak Kur'an bir mucizesidir. Kainat ilk yaratılışında bütün atmosfer, yani atmosfer oluşmamıştı. Yeryüzünün üstündeydi gazlar. Evet. Her yer duman kaplıydı. Bak ayet diyor ki, sonra duman halinde olan göğe yöneldi. İlk önce atmosferin duman kaplı olduğunu söylüyor Kur'an. Bunu bilimden 1400 sene önce söylüyor. Evet. Bilim adamları bunu bulmadan. Mesela çok acayip. Evet. Ama şimdi ikinci anlamına bakıyoruz. Sonra duman halinde olan gök. Duman. Ve 11. Ne aklına getiriyor senin? İlk aklına gelmek. 11 tarihi ve bir duman. Toz duman. Valla 11 Eylül. Sadece bana doğum günümü hatırlatıyor. Ah severim ben senin güzelliğini. Canını severim ben senin. Sen hatırladın. 11 Eylül'de tozlu dumanlı bir fitne olmuştu hocam. Hadislerde ha, bildiriliyor. Değil mi? 11 Eylül'de bütün her yeri duman kapladı değil mi? Evet. O binalar yıkıldığında, hı-hı, yangından. Doğru. Doğru mu? Evet. Çok büyük bir olaydır ahir zamanda. Ama bu tek sizin aklınıza geliyor. Ben okusam benim aklıma gelmez yani. Zaten normal yani inşallah. Olur. Çünkü daha araştırmalara yeni başladığın için sen. Aklına gelmemiş olabilir ama bundan sonra gelir inşallah. İnşallah. Mesela yine Fusilet suresinin 4. ayeti çok manidardır. Bakabilirler Ebced'ine. Bir müjdeden bahsediyor ve bir uyarıcıdan bahsediyor. Ayette ve 2057 tarihini veriyor. Maşallah. Bakabilirler maşallah kardeşlerimiz. Şu halde sen Şura suresi. Şeytan Allah'a sınırım. Sen bundan dolayı davet et, tebliğ et ve emrolunduğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. Yani doğru yolda hiç şaşmadan devam et. Onların hevalarına uyma. Yani istek ve tutkularına, yani yapmacık düşüncelerine uyma. Kur'an'a uymayan düşüncelerine uyma. Ve de ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an'a hepsine inandım. İnşallah. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Adalet. Mehdi'nin bir özelliği. Ve yine Mehdi'nin bir özelliğidir. Her kitaba inanır Mehdi. Tevrat'a da İncil'e. Ama Tevrat'ın gerçeğine, İncil'in gerçeğine. Evet. Değil mi? Evet. Ve Kur'an'a tabidir Mehdi. İnşallah. Geldiği vakit ne yapacak? Tevrat'ın aslıyla Musevilere, İncil'in aslıyla Hristiyanlara hitap edecek. Ayet buna işaret ediyor aynı zamanda. İnşallah. Bak aranızda adaletli davranmakla emrolundum. Mehdi'nin en birinci özelliği adalettir. Kan akıtmayacak, uyuyan kişiyi uyandırmayacak. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bakın, Müslümanların da Rabbi, Hristiyanların da, Musevilerin de Rabbidir. Hepimizin Allah'ı diyecek. Evet. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Biz Allah rızası için ibadet ediyoruz, siz de ibadet ediyorsunuz. Allah nasıl takdir ederse, biz bilemeyiz. Ahirette karşılanacaksınız diyecek. İnşallah. İnşallah. Bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya gerek yoktur. Ha demek ne de yapacağız? Hristiyanlarla oturup tartışmamıza gerek yok Musevilerle. İnşallah. Bak diyor ki Allah, bizimle aranızda deliller getirerek tartışmaya gerek yoktur. Tartışmayalım diyor. Allah bizi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş onadır. İlk başta Mehdi onlara İncil'le davranıyor. Ve Tevrat'ın gerçeğiyle. Mesih geldiğinde hepsi Müslüman oluyorlar. Evet inşallah. O zaman zaten tartışma da yok. İnşallah. İnşallah. Ama ondan önceki safhada Allah tartışmayın diyor. İnşallah. Deliller getirerek tartışmayın. Sadece anlatın. Hakkı doğruyu anlatın. Allah'ın birliğini anlatın.
Onları kendi haline bırakın. Ne yaparlarsa kendileri bilir artık inşallah. İnşallah. 13. ayet. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. O ayrılığa düşmeyi işte bu ortadan kaldıracak Mehdi. İnşallah. Bütün mezhepleri kaldırılacak ve İslam'ı sahabe dönemindeki gibi yapacak. Resulullah dönemindeki gibi olacak. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e hitap neydi? Halifetü Resulul. Evet. Halifetü Resul. Halifetü Resulullah. Resulullah. Evet. Halifetü Resulullah bütün o şeylere değil mi? Evet. İlk halifelerin hepsine o şekilde hitap edilmiştir. Mehdi'ye Peygamberimiz diyor ki ona yapılacak hitap böyle değildir diyor Resulullah. Herkes diyor, benden sonrakileri Halifetü Resulullah diye anılacak diyor. Ama o Allah'ın halifesidir diyor. İnşallah. Halifetullah'tır diyor. İnşallah. Evet. Mehdi için. Maşallah. Bir tek ona mahsus. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ona üstün olamaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Hatta diyor birçok peygamberlerden daha üstün olacaktır diyor Mehdi. Evet. Peygamberimizin açık ifadesi maşallah. Resulullah'ın. O dini dosdoğru ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin. Bak dosdoğru ayakta tutun. Bak nasıl oluyor bu? Sahabe dönemi. Ve ayrılığa düşmeyin. Ama diyor ki Allah arkasından senin kendilerini çağırdığın şey müşriklere ağır geldi. Adam alışmış şirk koşmaya. Evet. Alışmış dinde bidatları getirmeye, anormal inançlara, şirke. Onlara ağır geldi diyor. Kaldıramayacaklar. Evet. Değil mi? Evet. Bakın kitaba mirasçı olanlar ise herhalde ona karşı kuşku verici bir tereddüt içindediler. Kur'an konusunda şüphe içindeler. Ehli kitap. Kitaba mirasçılar, Tevrat'ı almışlar ama tahrif olmuş. İnşallah. İnşallah o tahrif de kaldırılacaktır. İnşallah hocam. Tevrat'ın gerçeği bulunacaktır. Mehdi tarafından bulunacaktır. Tevrat'ın aslı ve İncil'in aslı. İnşallah. Antakya'daki mağarada. Evet. Antakya'daki bir mağarada. Başka Teberiye Gölü'nün çamur dolu tabakaların alt kısmında altınla kaplanmış bir sandık içerisinde. Mum ve altından kaplanmış içi. Ve açıldığında orijinal olarak görecek. Altın neden altın? Altın çürümez. İnşallah. Asitten etkilenmez. Binlerce sene kadar hiçbir şey olmaz. İnşallah. 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 Telü taze olarak sandık açılacak inşallah. Allah'ın izniyle. İnşallah. Tevrat'la İncil değişmiş, Kur'an-ı Kerim değişmemiş mi? Evet, değiştirilmedi. Çünkü Tevrat ve İncil'in değiştirildiği çok açık görülüyor. Zaten İncil 4 tane kitap var. Evet. 4 ayrı kitap daha var. Daha fazlaydı, 4'e indirmişler sonra. Tabii, 4'e indirmişler. Bir de en vahimi teslis ilancı eklenmiş. Yani üçleme. Hazreti İsa'yı Allah olarak görüyorlar. Maşallah. Yani bu Allah diyor, gökler diyor, gökler parçalanacak neredeyse bu sözlerinden dolayı diyor Allah. Hazreti İsa'ya soruyor Allah ahirette. Evet. Sen mi söyledin diyor insanlara. Beni bırakın da yani Allah'ı bırakın da beni ilah edinin sen mi söyledin diyor. Ya Rabbi diyor ben öyle bir şey demişsem sen bilmişsindir diyor. İnşallah. Haşa diyor ben öyle bir şey söylemem diyor. Evet. Ben Allah'ın birliğini sanmadım. Senin birliğini söyledim diyor inşallah. Değiştirildiği kanıtlanmış mı? Her yerinden anlaşılıyor. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane delille değil. Evet. Yani mesela Hazreti İsa Allah'a dua ediyor. Allah kendine dua eder mi? Haşa. Hazreti İsa yemek yiyor. Banyoya gidiyor. Yani doğal ihtiyaçları var. Yani Allah'ta böyle bir şey olur mu? Haşa. Tabii ki haşa. Olmaz. Değil mi? Uyuyor. Uykusu geliyor. Evet. Acıkıyor. Evet. İnsan bu. Evet. Ve sürekli Allah'ın birliğinden bahsediyor Hazreti İsa. Tevrat, İncil'de bahsediyor. Evet. Buna rağmen teslis inancı var. Ve bu yüzden Hristiyan ülkelerde dinsizlik acayip yaygın. Evet. Yoksa çok büyük bölümü onların dindar Hristiyan olurdu. Nasıl inansın adam? Delikanlı çocuk. Evet. Üniversite genci. Mantıklı gelmiyor. Yani yemek yiyen, uyuyan bir insana, banyoya giden bir insana nasıl Allah desin? Aşağıya. Onlar bu durumda cehenneme mi gidecek yani? Şöyle, eğer Kur'an'ı incelemediyse, yani Kur'an'dan haberi yoksa, fetret ehlidir. Cübbeli diyor ki, fetret ehli nasıl oluyor diyor. Nasıl? Resulullah nasıl fetret ehli oldu? Evet. Hazreti İsa'dan hemen biraz sonra geldi Peygamber Efendimiz. Evet. Değil mi? Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam ayaktaydı dini. Evet. Buna rağmen fetret ehliydi o. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Hazreti İbrahim dini bakiyesiyle yaşadı. Bakiye dinine yaşadı. Vahiy gelmeden, peygamberlik görevi almadan vefat etseydi ne olacaktı? Cehenneme mi gidecekti haşa? Cennete gidecekti. O zaman demek ki fetret ehli var. Evet. Dolayısıyla Hristiyanlar da eğer Kur'an'a ulaşamadıysa, Kur'an hakkında bilgileri yoksa cehenneme giderler diyemeyiz. Yani samimi olarak eğer kendi dinine inanıyorsa ki eğer akılcı bakarsa tek Allah'ın olduğunu İncil'den anlar. Evet. Değil mi? Yani evet. Şu andaki tahrif olmuş İncil'den de anlar. Evet. Namazın olduğu zaten İncil'de açıkça görülüyor. Namazlarını kılar. Zekat verir. Ondan sonra helale harama dikkat eder. İnşallah umulur. İnşallah. Çok samimiyse cennete gitmesi umulur. Kur'an'da da haberi yoksa. Yani bilgisi yoksa fetret ehli olmuş. Ama Kur'an'ı bilip de bir insanın yani Müslüman olmaması ben samimi olarak söylüyorum. Ama okumamıştır belki. Ha işte onu söylüyorum işte okumadıysanız fetret ehlidir. Yani biz ona ben diyemem yani. Evet. Samimi ise evet. Ve İncil'in içindeki Kur'an'a uygun hususları da uygularsa, uyguluyorsa çünkü birçok Hristiyan var namaz kılan filmleri var bizde ben gösterteyim. Evet. Museviler de namaz kılıyor. Normal kıyam, rükû, secde normal namaz kılıyor bildiğiniz gibi. Siz vardı buraya gelen gelenler, Abraham da değil mi? Geldi evet. Camide beraber namaz kıldılar. Sultanahmet Camii'nde namaz kendi kıldı. İnancına göre o Musevilikte var namaz kılıyor. Müslümanlarına namaz kıldı. Yani bunu yapıyorsa, zekatını veriyorsa, helal harama dikkat ediyorsa, Allah'ın birliğine inanıyorsa ve samimi ise umulur. Çünkü, ama bu hani bunu yapan insan sayısı azdır bence. Çünkü küçüklükten beri kafasında artık bir şey kurulmuş, bir şeye inanmış. Yani herkesten beklenemez ki o davranış. Evet. Allah cennete gidecekleri zaten yaratmıştır. Cehenneme gidecekleri yaratmıştır. Ama Allah diyor ki size Allah zulmedip de ne yapsın diyor Allah. Evet. Ya ben zulmetme yanlısı değilim diyor Allah. Yani ben hani zulmetmekten hoşlanıyor değilim diyor Allah. Yani, inşallah evet. Yani ona da ihtiyacım yok benim diyor Allah. Yani öyle bir şeyim yok. Evet. Ben sizin iyi olmanızı istiyorum diyor Allah. İman etmenizi, beni sevmenizi, cennete gitmenizi istiyorum diyor Allah. İnşallah. Ya yani ben ne yapayım diyor sizi cehenneme evet. Koyup da diyor. Yani özetle bu anlamda söylüyor ayet. Evet. Değil mi? Allah size ne yapsın diyor sizi azap edip diyor. Ayet var. Allah iman edip şükrederseniz Allah azabınıza ne yapsın diyor inşallah. Mesela Hristiyanlıkta tasaffi vardır. Cübbeli yine burada da cahili gidiyor. Nereden çıkarttı diyor Said Nursi bunu diyor. Kur'an'dan çıkartıyor. Evet. Ayet var. Gelin diyor Cenab-ı Allah değil mi? Ayet var. Bir sözle anlaşalım diyor. Allah birdir diyelim diyor. Evet. Ayet var evet. Hristiyanlara. Evet. Değil mi? Evet. Demek ki bu geçerli bir şey ki Allah bu tasavvufi yani tahrifattan kurtulma bir esas ki Kur'an bunu söylüyor. Nereden çıkarttı diyor. Said Nursi durduk yere bunu söyler mi? Büyük alim. Estağfurullah evet. Müceddit. Daha iki günlük cahil insan oturup ortaya nereden çıkarttı diyor. Sen bir Kur'an'ı okudun mu? Evet. Bu ayetlere o gözle bir baktın mı? Said Nursi Kur'an'ı su gibi ezberden bilen bir insan. Müceddit. Ve bütün hadisleri ezberden biliyor. Evet. Değil mi? Evet. Bak diyor ki ayette Allah batılı yok edip ortadan kaldırır. Batıl nedir? Darwinizm, materyalizm, ateizm. Evet, ve kendi kelimeleriyle, Kur'an'la hakkı hak olarak pekiştirir. Yani perçinler tam oturtturur ve mükemmel hale getirir. Ebced'i kaç? 2014. Maşallah. Açsın baksınlar. 24. ayet. 2014. Maşallah. Şura suresi evet. Yoksa onlar Allah'a karşı yalan uydurdu mu diyorlar bak ayette. Oysa eğer Allah dilese senin de kalbini mühürler diyor Peygamber Efendimiz'e Cenab-ı Allah. Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleriyle hakkı hak olarak pekiştirir, gerçekleştirir. Çünkü o sinirlerinin özünde olanı bilendir. Kalplerinizde ne varsa ben bilirim diyor Allah. Ama bakın buradaki ayet Allah batılı yok edip ortadan kaldırır ve kendi kelimeleri hakkı hak olarak pekiştirir. Baksınlar bu ayet 2014'ü veriyor. Maşallah. İnşallah. Fetih suresi 10. Şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Şu halde kim ahdini bozarsa kim kahpelik yaparsa, münafıklık yaparsa artık o ancak kendi aleyhine ahdini bozmuş olur.
Kim Allah'a verdiği ahdine vefa gösterirse, Allah'a verdiği yemini sözüne yerine getirirse, artık o da ona büyük bir ecir verecektir diyor. Şimdi bakıyoruz, şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. Mehdi'ye biat olacaktır biliyorsunuz. Evet. Tarihi 2025 veriyor miladi. Maşallah. Evet. Ahzab suresi 56. Aynı zamanda 1956'ya bakan bir ayet. Maşallah. 1956'da ne oldu? Risale-i Nur külliyatı serbest bırakıldı. Evet, ve münafık kâne sistemin diyor çöküşünün başlangıcı diyor artık. Yani bu tarihten itibaren İslam hakim olacak diyor Said Nursi. İnşallah. Gittikçe gelişecek diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. 56. ayet Ahzab suresi. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette ona selam verin. Ne demek biliyor musun? Peygambere canı gönülden sevgi duyun, bağlanın, teslim olun, itaat edin. Coşkuyla ve muhabbetle onun dediklerini yerine getirin. Onun hakkında hayır konuşun, hayır söyleyin ve hayırlı şekilde destek olun. Bu aynı zamanda ahir zamana bakıyor. İnşallah. Bu ne demektir? Mehdi'ye de çıktığında destek olun, sevgi göstertin, yardımcı olun, kalben, manen, her yönden destekleyin. İnşallah. Anlamı çıkar. Çünkü ey iman edenler diyor, bak siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyette ona selam verin. Yani güven ve selam demek zaten benden sana zarar gelmez, senden bana zarar gelmez anlamındadır. İyilik temennisidir. Ebced'i kaç? 1986. Maşallah. Demek ki 86'da bir evet, bir şey var. Yani yardım edilmesi gereken bir durum var. İnşallah. İnşallah. Bak diyor ki ey iman edenler siz de ona salat edin. Tam bir teslimiyet ona selam verin. Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Destekçiler. İnşallah. Maşallah. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara irtikap etmedikleri bir suç sebebiyle eziyet edenler. Siz ne yaptınız? Kardeşler ne yaptılar? Emniyete götürüyorlar değil mi? Bunlar kimdi? Mümin erkekler ve mümin kadınlardı. Evet. İrtikap etmedikleri, işlemedikleri bir suç nedeniyle, hayali suç nedeniyle işkence edenler diyor Allah, eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir diyor. İnşallah. Bakın buna da ayette işaret var. Yani her devre, her şeye, her olaya işaret vardır. Biz Mehdi öncüsü olarak bizde bu oluyor. Mehdi'nin talebelerine de bu yapılacaktır. İnşallah. Eziyet edecektir. Mümin kadınlardan ve mümin erkeklerden oluşan bir topluluk olacaktır. Deccal kafalı olanlar onlara zulmedecektir. Evet. Acı vereceklerdir. Evet. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Yalan söylemek haram. Bakın ne diyor Cenab-ı Allah? 70. ayet Ahzab suresi. Ey iman edenler, Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Yani insanların arasında yalan söylemek peynir ekmek gibi. Yani çok normal sıradan bir konu gibi oluyor. Haramdır. Evet. Ahiret zamanı Allah'ın izniyle hep beraber topluca kalkacağız. Allah diyor hepsi diyor. Çekirgeler gibi diyor. Toplu diyor. Bir ana kalkacak. Herkes o düz arazide bir şaşıracaklar. Yani uykudan uyandıklarını zannedecekler. Ehli küfür. Ama müminler anlarlar. Çünkü müminlerin ön tarafında bir ışık ve sağ tarafında bir ışık olacak diyor Allah. Kur'an bilgileri olduğu için, o bilgiyi bildikleri için, Kur'an'ı da unutmadıkları için o ışıktan anlayacaklar. İnşallah. Ve de yanlarında mihmandarları var. Yani ne yapacaklarını, nasıl hareket edeceklerini onlara gösterten bir melek, yardımcı. Kalktıklarında onlar anlayamıyorlar önce. Birbirine soruyorlar. Biz diyor, biz uyuyorduk burada diyorlar. Bizi kim kaldırdı, biz neredeyiz diyorlar. İnşallah. Uzakta bir çağırıcı var. Buraya gelin diyor. Çok uzaktan. Hepsi diyor çağırıcıya uyarlar diyor, o çağırıcıya. İster istemez. Ve o tarafa doğru koşmaya başlıyor topluca. O zaman oraya geldiklerini de anlıyorlar. Eyvahlar bize diyorlar. Bu din günü diyorlar. İnşallah. Ölmüşüz biz diyorlar. Ahiret gerçekmiş diyorlar. Eyvahlar bize diyorlar. Evet. Tabii. Evet. Ondan sonra başlıyor olay işte. İnşallah. Ondan sonra Allah diz çöktürüyor. Hep o gün diyor sesler kesilmiştir. Sadece bir hırıltı duyulur diyor. Bütün başlar diyor, başlar öne doğru saygıyla eğilmiştir diyor. Müminler için o gün korku yoktur diyor. Hüzne de kapılmayacaklardır diyor Allah. Müminler. Evet. Gıcır gıcır üstleri başları tertemiz.
Yani ellerine yüzlerine nur akacak. Allah hepsini cennete alacağım diyor. 7 kapısı var da cennetin. Hepsini cennete alacağım diyor. Ama şimdi biz ne kadar düşünürsek düşünelim, ne cennetin renklerini, ne kapısını, ne içini. Çünkü hiçbir göz görmedi diyor. Allah hiçbir nefis tatmadı. Yani hiç bilmediğimiz bir ortam olacak. Ama o çok çok hoşumuza gider. Ama hiç bilmediğimiz bir ortam. Fakat meyveler benziyor dünyadakilere. Evet. Biz diyorlar bunlar dünyada bunların benzerlerini evet. görmüştük diyorlar. Evet. Yani cenneti incelemeye başlıyorlar böyle geziyorlar, bakıyorlar. Meyveleri görünce ha diyorlar biz bunu dünyada görmüştük diyorlar bu. Biliyoruz bunu diyorlar yani. Ne kadar kaldınız diyor Allah soruyorlar. Yani oradakilere de soruyorlar. Bir kısmı bir gün kadar herhalde diyorlar. Yani bir gün yani uyuduklarını zannediyorlar bir gün. Evet. Bir kısmı diyor bir günün bir vakti kadar olması gerekiyor. Yani öğlenden akşama kadar olabilir diyor. O kadar da diyor. Bir kısmı daha başka türlü göz söylüyor. Göz açıp kapama kadar. Yani bir an kaldık geldik diyor. Allah diyor normal süresinde kaldınız diyor yani. İnşallah. O süresi kadar kaldınız diyor. Taha suresi 25. Dedi ki Rabbim benim göğsümü aç. Allah diyor ki Firavun'a git diyor. Çünkü o azmış bulunuyor. Dedi ki Rabbim benim göğsüm aç. Heyecanlanıyor Hazreti Musa. Muhtemelen evet. çarpıntı ve tansiyonu yükseliyor. Heyecan duyuyor. Çünkü adam tehlikeli bir adam ve korkuyor. Evet. Dilim işimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz. Konuşma yeteneğine de etki ediyor o heyecan. Ki söyleyeceklerimi kavrasınlar. Tabii biraz kavrama yeteneklerinde bozukluk var demek ki. Evet. Ailemden bana bir yardımcı kıl, kardeşim Harun'u. Mutlaka bir yardımcı insanların ihtiyacı vardır. Bir yere gittiklerinde tek gitmek doğru değildir. İnşallah. 15. ayet, şüphesiz kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Hicri 1500'e de bakıyor tabii, 1545'e de bakıyor inşallah. Herkesin harcadığı çabanın karşılığını artması için, alması için koşup haberini neredeyse gizleyeceğim diyor Allah. Bak gizledim demiyor değil kıyametin evet. tarihini. Neredeyse gizleyeceğim. Evet. Ne anlıyorsun doktor bundan? Hocam bilinemez değil, onun için ona dayanarak da üstad. İnşallah. Evet. Hazreti Musa için diyor ki Cenab-ı Allah, onu sandığın içine koy, suya bırak. O küçücük minik canıyla, o tatlı Hazreti Musa, küçük bebekken suyun içine bırakılıyor. Böylece su onu sahile bıraksın. Kaderinde o var. Bir sepet gibi bir şeyin içine koyuyor, Hazreti Musa'yı bırakıyorlar. Su normal akışından gidiyor. Onu benim de düşmanım, onun da düşmanı olan biri alacaktır. İnşallah. Mehdi de böyledir. Mehdi'yi bilemeyecekler. İnşallah. Yani eğer bilseler başında çoktan öldürürlerdi Mehdi'yi. Evet. Fakat bilmeyecekler ve kendi elleriyle Mehdi'yi kendi kalelerine alacaklardır. İnşallah. Kendi kalelerinde yetiştireceklerdir. İnşallah. Aynı Hazreti Musa gibi. Farkına varmayacaklardır. Kendi elleriyle onu orada geliştirip kendi karşıtlarını, kendilerini yutacak bir gücü oluşturacaklardır. İnşallah. İnşallah. Onun da düşmanı olan biri alacaktır. Gözümün önünde yetiştirilmen için kendimden sana bir sevgi yönelttim. Mehdi de çok sevilecek bir insan olacaktır. İlk başta insanlar küfür gözüyle baktıkları için nefret edecektir. Fakat Mehdi sonra insanların en sevdiği olmadıkça çıkmayacaktır diyor İnşallah. Hadiste. İnsanlar en çok sevdiği varlık olarak çıkacaktır. İnşallah. Böylece seni annene geri çevirmiş oldu ki gözü aydın olsun ve üzülmesin. Bak babasından bahsetmiyor Hazreti Musa'nın. Sadece annesinden bahsediyor. Bu bir yetimlik akla getiriyor. Evet, inşallah. Ve Mehdi'ye işaret ediyor. İnşallah. Sadece annesinden. Gözü aydın ve üzülmesin. O anne üzülecek. Demek ki kaderi öyle. Hazreti Musa'nın annesi. Ama burada Mehdi'ye de işaret vardır. Mehdi'nin annesi de. Evet, o da üzülecek. İnşallah. Medyen halkı arasında yıllarca kalmıştın, sonra bir kader üzerine buraya geldin. Ey Musa diyor Allah. Mehdi de bir kader üstüne gelecektir İnşallah. İstanbul'a. İnşallah. Yani o bilmeyecek o. Kader üstüne gelecek. İkiniz Firavun'a gidin çünkü o azmış bulunuyor. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa her ikisini evet. işaret ediyor. Azmış küfür azdığı için onlara işaret var. Onlara mülayim söz söyleyin. Umulur ki öğüt alıp düşünürler ve içi titrer korkar. Mehdi mülayemeti esas alacaktı. Sertlik yok Mehdi'de. Umudur ki öğüt alıp düşünür veya içi titrer korkar. Sabırla anlatacak, izah edecek. Ne olur ne olmaz yani. Olabilir de olmayabilir de.
dediler ki Rabbimiz gerçekten onun bize karşı taşkın bir tutum takınmasından ya da azgın davranmasından korkuyor. Çünkü küfrün şeyi olmaz yani. Sağı solu belli olmaz. Her türlü bela olabilir. Mehdi'nin bulunacağı ortam da öyle aynı. Firavun'un bulunduğu ortam gibi, Firavun'un sarayı gibi bir ortama gelecektir. Ve her an bir taşkınlık ve azgınlık yapması tehlikesi olan bir ortamda dini anlatmaya başlayacaktır. Evet. Yani büyük bir tehlikenin içine girecektir Mehdi. Dedi ki korkmayın çünkü ben sizinle birlikteyim diyor Allah. Sağınıza, solunuza, her yanınızdayım diyor Allah. İşitiyorum ve görüyorum. Bütün konuşmalarınızdan haberim var. Ne bütün olayları da görüyorum diyor Allah. İnşallah. Şu an Allah bizi nasıl görüyorsa o zaman da Hazreti Musa'yı da görüyordu. Herkesi görür Allah. İnşallah. Dedi ki bizim Rabbimiz her şeyin yaratılışını veren, bakın yaratılış, önce bir yaratılıştan bahsediyor. Yaratılış. Biz neyi anlatıyoruz? Yaratılış. Yaratılışı anlatıyoruz. Önce yaratılış. Sonra doğru yolunu gösterendir. Doğru yol nedir? Kur'an. Evet. Değil mi? İnşallah. Firavun dedi ki ilk çağlardaki nesillerin durumu nedir? Öyleyse ilk insanlar nasıl yaratıldı? Kabataş çağı, yontma taş çağı, o mağaradaki adamlar. Onlar nasıl oldu diyor. Yaratılışı bana anlat diyor. Evet. İnanmıyor. Evet. Ona göre çünkü evrimle gelişmiş. Nil'in kafasına göre. Evet. Firavun Nil'in çamurlarından oluştu diyor. Evrimden oluştu diyor. Onun için diyor ki ilk tartışması yaratılış üstüne. İlk çağlardaki nesillerin durumu nedir öyleyse. O zaman onlar anlatıyor. Nasıl ilk insanlar oldu diyor. İnşallah. Mehdi'ye de soracakları budur ama Mehdi de vurdun mu dümdüz yapacaktır. İsparta halısı gibi inşallah. Dedi ki bunun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır, kaderdedir. Benim Rabbim şaşırmaz ve unutmaz. Hepsini mükemmel yaratmıştır diyor. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Beşik Mehdi diye geçiyor. Maşallah evet. Tabii. Mehdi. Evet. Direkt Mehdi'dir. Maşallah. Yeryüzünü Mehdi kıldı diyor aynı zamanda. Yani Allah o çağrışım yaptıracak bir kelime seçmiş orada. Maşallah. Mehdi'yi hatırlatacak bir kelime. Hazreti İsa'da da öyle. O Mehdi iken sizden konuştu diyor. Evet. Değil mi? Evet. Mehdi'deyken diyor. Beşikteyken. Mehdi'deyken. Evet, yani, evet. Bak Mehdi ile beraberken, Mehdi iken konuştu. Maşallah. Tabii. Evet. Ona sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her bitkiden çiftler çıkarttık. Bak hemen yaratılışı anlatıyor. Önce yeryüzünün yaratılış bak. Yeryüzünün yaratılışı anlatıyor. Bak safa safa. Biz ne yapıyoruz? İlk önce doğanın yapısını anlatıyoruz değil mi? Evet. Yaratılışı yani Big Bang'i anlatıyoruz. Evet. Musa ne yapıyor? Önce kainatın yaratılışını anlatıyor. Evet. Sonra ne yapıyor? Gökten su indirdi. Biz ne diyoruz? Bol yağmur yağdı diyoruz. Evet. Yeryüzü bulutlarla kaplıydı. Yağmur yağdırdı. Denizler ve karalar evet. oluştu diyoruz. Evet. Bak safa safa anlatıyor. Böylelikle bununla her tür bitkiden çiftler çıkarttık. Ayet. Cenab-ı Allah ayette onu açıklıyor. Yani Cenab-ı Allah'ın ifadesini aktarıyor. Çiftler, yani bitkilerin yaratılışını anlatıyor. Arkasından yiyin diyor o bitkilerden, meyvelerden ve hayvanlarınızı otlatın. Arkasında hayvanlardan bahsediyor. Şüphesiz bunda sağduyu sahipleri için elbette ayetler vardır. Yani kafası çalıştıranlar diyor. Bunları anlarlar diyor. İnşallah. Biz ne yapıyoruz? Hayvanların, bitkilerin, kainatın yaratılışını anlatıyoruz. Evet. Hazreti Musa da bu konuları anlatıyor. Evet. Dedi ki ey Musa sen bize sihrinle yurdumuzdan sürüp çıkarmaya mı gelmiş bulunuyorsun? Bak milliyetçi slogan kullanıyorlar. Yani iddia eden Ergenekonur gibi. Diyorlar ya onlar işte dindarlar, milliyetçiler, Türk milliyetçileri bu Türkiye'nin düşmanıdır diyorlar. Evet. Aman bunları ortadan kaldıralım. Çünkü vatan elden gidiyor diyorlar. Evet. Ulan siz asıl Türkiye 20 parçaya ayırmaya kalkmıyor musunuz siz? Kalkıyorlar. Evet. Milyonlarca insanı katlediyor. Mason amblemlerinden bayrak kurmadınız mı? Bayrak oluşturmadınız evet. mı? 3 milyon üstünde vatandaşımızı fişleyip şehit etmeye hazırlanmadınız mı? Hazırlandılar. Evet. Bakın tartışmaya çalışıyor. Bizim de senin de karşı olamayacağımız açık bir geniş yer olsun. Biz de ne diyoruz? Gelin televizyonlarda tartışalım diyoruz. Evet. Mehdi'nin de yapacağı budur. Bütün milletin göz önünde onları ezecektir. Evet. İnşallah. Evet. Bak diyor ki bundan ötürü tuzaklarınızı bir araya getirin. Sonra gruplar halinde gelin. Beşer beşer, onar onar, yüzer yüzer gelin diyor Hazreti Musa. Meydan okuyor. Evet. Hazreti Musa'ya diyor ki Cenab-ı Allah korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin.
Emniyeti kaç? 1956. Evet, maşallah. 1956. Bak Hazreti Musa diyor ki korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. 1956. Said Nursi diyor münafıkhane sistemin çöküşünün başlangıcıdır. Yani Darwinist, materyalist, ateist sistemin yıkılışının başlangıcıdır. 1956 yılına dikkat çekiyor. Evet. Değil mi? Maşallah. Bakın ayet tam 1956 yılını veriyor. Maşallah. Korkma dedik. Muhakkak sen üstün geleceksin. Burada Mehdi'ye de işaret var. Mehdi'ye Cenab-ı Allah işaret ediyor. Sen üstün geleceksin. Evet. Korkma. Rahat ol. İnşallah. Hapsedilsen de, baskı da görsen, hakaret de edilse mutlaka yeneceksin diyor. Evet. İnşallah. İnşallah. Bak o zaman iddia eden Ergenekon'un bütünü, yani şu anki iddia eden Ergenekon'un itliğiyle bunların itliği aynı. Evet. Çapraz olarak keseceğim diyor sizi diyor. Hurma dallarında asacağım sizi hepsini diyor. İddialarına gene konum ürünün en çok üstüne durduğu şey asmadır. Asmaktır, evet. Asmaya meraklılar. Elbette hangimizin azaba daha şiddetliymiş, daha sürekliymiş olacak. Tam klasik ateistler. Dinsiz. Evet. Bak diyor ki siz de elbette hangimizin azabı daha şiddetliymiş. Yani Allah'ın mı bizim azabımız mı daha şiddetli göreceksiniz diyor. Kendilerini Allah gibi görüyorlar. Haşa. Haşa. Evet. Ve daha sürekliymiş öğrenmiş olacaksınız. Bakın kahpeliklerini görüyor musunuz? Sürekli yani yıllarca azap edeceğiz size diyorlar. Evet. Bir tane iki tane iki gün değil diyorlar. Evet. Allah soruyor sana seni kavminden çarçabuk ayırmaya iten nedir ey Musa diyor. Mehdi de hiçbir zaman için İstanbul'dan ayrılmayacaktır. Evet. Tamamen vazifesini yapıncaya kadar. İnşallah. Hocam. İnşallah. Dedi ki biz senden sonra kavmini deneme fitneden geçirdik. Samir onları şaşırtıp saptırdı. Demek ki Mehdi'nin zamanında da münafıklar çıkacak. Böyle Samiri gibi kahpeler çıkacak. Müslümanları şaşırtıp saptırmak için gayret edecekler, uğraşacaklar. İnşallah. Andolsun biz Musa'ya vahyetmiştik. Kullarımı geceliğin yürüyüşe geçir. Gece. Mehdi'nin şenlik vaktidir gece. Evet. Geceler Mehdi'nindir. İnşallah. İnşallah. Bak kullarımı geceliğin yürüyüşe geçir. Onlara denizde kuru bir yol aç. Mehdi'ye de Boğaz Köprüsü açılacaktır. Kuru bir yoldan evet. Boğaz Köprüsü'nden geçecektir. Hadis-i şerifte. Evet. Buna açıkça işaret edilmiştir. Kuru bir yoldan geçerek İstanbul'a gelir. Dedi ki ey annemin oğlu sakalımı ve başımı tutup yolma diyor. Müthiş sinirleniyor Hazreti Musa. Bu münafık köpeğe karşı evet. Tavrında daha net tavır koymadığı için ama sakalımı ve saçımı başımı görüyoruz ki burada bir işaret var. Sakal ve saç. Evet. Mehdi'nin de sakalına ve saçına işaret edilmiş oluyor. İnşallah. Demek evet. Ki Mehdi'de de sakal olacak, saç olacak. İnşallah. İnşallah. E 123 Taha suresi yine devam ediyor. Artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Bakın artık size benden bir yol gösterici gelecektir. Bir mürşit, bir Mehdi İnşallah. Gelecektir. Kim benim hidayetime uyarsa Hadi ismi Allah'ın bak Mehdi ve Hadi aynı kelimelerden geçer. Hidayetime uyarsa artık o şaşırıp sapmaz ve mutsuz olmaz. Ebced'i 1982 Mehdi'nin ilk faaliyet yıllarını veriyor evet. İnşallah. Bitti mi vakit? 3 dakikamız kaldı. Evet. 3 burada da 2023 tarihi var. Yine Taha suresi devam ediyor. De ki herkes gözetmektedir. Siz de gözleyip durun. Biz de Mehdi'nin gelişini, Hazreti İsa'nın inişini bekliyoruz. Sonunda dümdüz dosdoğru yolun sahipleri, Kur'an'ın, İslam'ın, İslam ahlakının sahipleri, sahibi zaman kimlermiş ve doğru yola ulaşan kimlermiş pek yakında öğreneceksiniz diyor. Ebced'ine bakıyoruz net olarak 2023 tarihini veriyor. Maşallah İslam'ın hakimiyeti. Tabii. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hac suresi. Şüphesiz Allah
müşriklerin, şeytandan Allah'a sığınıyorum, müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Bakın şüphesiz Allah müşriklerin saldırı ve sinsi tuzaklarını, gizli tuzaklarını iman edenlerden uzaklaştırmaktadır. Gerçekten Allah hain ve nankör olan kimseyi sevmez. Yani mesela iyilik yapıyorsun, sevgi gösteriyorsun, alaka gösteriyorsun fakat hain. Evet. Ve nankör. Yani nimete karşı nankörlük yapıyor. İstediğin kadar iyilik yap. İstediğin kadar sevgi saygı göster. O hatta onun öfkesini daha da artırır insanların. Mesela Peygamber Efendimiz'e de o zaman müşrikler müthiş nefret ediyorlardı. Niye biliyor musun? Ayet söylüyor. Onları, çünkü onları da kendi fazlından zengin etti diyor. Evet. Hepsi zengin olur o dönemde. Peygamberin bulunduğu evet. yerde. İşte böyle diyor Cenab-ı Allah. Kim Allah'ın şiarını yüceltirse, Kur'an'ı, İslam'ı, Allah sevgisini yüceltirse, şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Güzel ahlakın bir gereğidir diyor Allah. Biz her ümmet için bir mensek kıldık. Onun kendilerine rızık olduğu verdiği, hayvanların üzerine Allah'ın adını ansınlar deyin. Allah'ın adını anarak diyor hayvanları kesin diyor. O zamanlar putların adına kesiyorlardı. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır, tek bir Allah'tır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Yani mazlum olanlara, mütevazi olanlara Allah müjde verin diyor. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Yani heyecan duyarlar diyor Allah. Kendilerine isabet eden musibetlere sabrederler. Yani bir bela geldi, bir şey geldi. Bunun Allah'tan geldiğini bile sabrederler diyor. Namazı dosdoğru kılanlar. Mutlaka namazlarını 5 vakit kılacaklar. Rızık olarak verdiklerimizden infak edenlerdir. Yani Müslüman insanlara dağıtanlar sürekli tutmuyor parayı. Onlar sözün en güzeline iletmişlerdir ve övülen doğru yola iletilmişlerdir. Sözün en güzeline uymak Müslümanın özelliği. En iyi sözü seçmeye çalışacak. Evet. Casiye, Hamim. Şeytandan Allah'ın Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah'tandır. Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde ayetler vardır. Göklerde Hazreti İsa, yerde Hazreti Mehdi inşallah. İnşallah. Bir anlamı da budur yani. İnşallah. Tabii ayetin birinci anlamı melekler ve evet. diğer varlıklar. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Bakın sizin yaratılışınızda. Ve türetip yaydığı canlarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır. Ben kendi yaratılışımı incelemek istiyorum. Ne yapmam gerekir? Bilimle. Bilim. Evet. Hangi bilim dallarına ihtiyacım var? Genetik, embriyoloji, anatomi, fizyoloji. Bu ayetin oluşması için ben bu bilim dallarına ihtiyacım var değil mi? Evet. O zaman bilim farz. Evet. Türetip yaydığı canlılarda diyor. Böcekler, hayvanlar, hepsi. Ben bunları nasıl inceleyebilirim? Zooloji, biyoloji, paleontoloji, mikrobiyoloji. Yani böyle zır cahil hocalarla bu hocanın yaptığı doğru değil demek ki. Değil, evet hocam. Demek ki modern bilimin verdiği bütün veriler Kur'an'a göre farz. Evet hocam, inşallah. Bakın, kesin bilgiye inanan bir kavim için ayetler vardır diyor Allah. Andolsun İsrailoğullarına kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları temiz ve güzel şeylerle rızıklandırdık. Onlar da aynı İslam dini gibi temiz ve güzel şeyleri yemekle mükelleftirler. Yani haramdır. İnşallah. Yani kirli, kötü şeyleri yiyemezler. Onları alemlere üstün kıldık. Mümin oldukları için o devirde çok üstündüler. Halis Müslüman oldukları için. Ve evet... Ve onlara bu emirden açık belgeler verdik fakat onlar kendilerine ilim geldikten sonra yalnızca aralarındaki hakka tecavüz ve azgınlıktan dolayı ihtilafa düştüler. O dönemde bir ihtilaf oluşuyor. Şüphesiz Rabbin hakkında ihtilafa düştükleri şeylere kıyamet gününde aralarına hüküm verecektir. Mesela kıyamet, cennet, ahiret olduğu halde reddetmiştir bir kısmı. Evet. Ama Museviler, bizim mesela benim tanıdığım bütün Museviler ahirete inanıyorlar. Tebrik ediyorum hepsini. Onlar benim canım, ciğerim. İnşallah. İnşallah. Ama bir kısmı bunu reddetmiştir. Evet.
bu ayette kardeşlerim bir şeye rastlamışlardır. Dururken sormazlar. Yani evet. Vardır bir bilgi. Seyircimizin ismi Asude Cemre'ymiş hocam. Asude. Evet. Evet. Ama özellikle dikkatini çeken bir yer olabilir. İnşallah. İnkar edenlere gelince size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayan, müstekbir olanlar ve suçlu günahkarlar bir kavim olarak sizler değil miydiniz? Ayet okunduğunda büyüklük taslamak olmaz. Kur'an'a göre bu yasak. İnşallah. Evet. Büyüklük taslayan bakıyorsun aciz, zavallı bir varlık. Yani yıkanmasa perişan olur. Değil mi? Evet. Uyku uyumazsa perişan olur. Yemek yemese perişan olur. Rüzgarda kalsa perişan. Hatta pencereye açıyor, ceryan oluyor, perişan oluyor, yataklara düşüyor. Evet. Değil mi? Evet. Yürüyemeyecek hale geliyor. Omzu tutuluyor, sırtı tutuluyor. Evet. Böyle aciz bir varlığın bu kadar enaniyetli ve kendini beğenmesi, bu kadar büyüklük taslaması çok büyük mucizedir. Böyle zavallı bir varlığın. Üstelik de beynindeki bir görüntüyle muhatap oluyor. Bak dikkat et. Buna rağmen azgın bir büyüklük hissi vardır. İnsanların büyük bir bölümünde. Evet. Bu Allah'a inanılması için mesela şu, bu da yeterli bir delildir. Normalde böyle bir varlığın, ya beynin içinde görüntüyle muhatap olan bir varlık çöker kalır normalde korkudan. Yani yere çöker kalır, uyuşur korkudan. Yani biter adam. Evet. Ve verilen acizliklerin haddi hesabı yok. Günde 8 saat, yani 8 saat uyumak ne demek? Günün tamamı demektir neredeyse. Geriye ne kalıyor ki zaten 8 saat? Evet. Bakın 8 saat uyumaya mecbur. Mesela bir kadının normal hale gelmesi ne kadar vaktini alıyor? Saçını yıkıyor, vücudunu yıkıyor, makyaj yapıyor, bilmem şey yapıyor. Ancak normal hale gelecek hale geliyor. Evet. Bir erkek için de aynı şekilde bu. Evet. Böyle mevzu bahis. Her yerinde bir acz vardır. Gözünde ayrı, burnunda ayrı, kulaklarında ayrı. Her yerin temizlenmesi gerekir. Tek tek. Mesela kulağın temizlenmesi çok çirkin, kirli kalır. Hatta tiksindirici olur. Evet. Mesela burnu temizlenmesi kirli, tiksindirici. Mesela ağzını günde defalarca yıkamak durumunda kalıyor. Evet. Vücudunu, ellerini sürekli yıkamak durumunda kalıyor acizlikten dolayı. Zaten diğer acizliklerini anlatmama gerek yok. Yani her gün Allah onlara gösteriyor insanları evet. Acizini. Değil mi? Evet hocam. Her gün banyolardaki halini insanlar biliyorlar. Evet. Ama buna rağmen büyük dağları ben yarattım der gibi azametli, bilmiş ve kendilerine çok emin oluyorlar. Evet. Bu çok büyük bir anormal. Evet hocam. Bunu bir iman hakikati olarak insanların görmesi gerekir. Çok harikadır bu. Evet. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki ey Meryem sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Hazreti İsa'dan Allah tarafından hamile kaldığında Hazreti Meryem'in gayrimeşru bir şey yaptığını iddia ediyorlar. Yani gayrimeşru ilişkiye girdiğini evet. iddia ediyorlar. Ki çok büyük bir imtihandır. Bak bu bir iftiradır. Demek ki Müslümanlara cinsellik iftirası atılıyormuş. Evet. Kız olsun erkek olsun değil mi? Evet. En hassas noktadır insanların. Oradan genelden yaklaşırlar, iftira atarlar. Ey Harun'un kız kardeşi senin baban kötü bir kişi değildi. Bakın nereden giriyorlar yani artık. Ta babasına kadar olaya ulaşıyor. Ve annen de azgın utanmaz bir kadın değildi. Yani ima diyorlar. Yani sen hem bak senin baban kötü bir hem kötü kişisin diyorlar. Azgın ve utanmazsın demeye getiriyorlar. Evet. Haşa. Tabi. Onun için Hazreti Meryem bu yüzünün hepsini sabrettiği için bütün alemlerde kadınları üstün kıldım diyor Allah. Maşallah. Bütün alemler. İmtihanı çok şiddetli. Evet. Maşallah. Bunun üzerine ona çocuğa işaret ettiler. Dediler ki henüz Mehdi olan bir çocukla, Mehdi'de olan bir çocukla kundakta. Evet. Bak, kundak Mehdi anlamına gelir. Aynı. Mehdi'de olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? İsa Mesih dedi ki şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı diyor. Bu mucizedir bu. Evet. Nerede olursam olayım beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti diyor. Demek ki Hristiyanlar namaz kılacaklar o zaman zekatı da verecekler. Evet. Anneme de itaati ve beni mutsuz bir zorba kılmadı diyor. Ben güzel huyluyum diyor. Selam üzerimedir doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. İşte Meryem oğlu İsa Mesih hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Allah'ın çocuk edilmesi olacak şey değil diyor Allah. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse ancak ona ol der, o da hemen oluverir diyor Allah. Evrim yok. İnşallah evet hocam. Gerçek şu ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin.
Dosdoğru yol budur. İçlerinden bir takım gruplar ayrılar işte. İşte protestanlar, katolikler, evet, evanjelikler, işte hepsi yani ortodokslar. Artık büyük bir günü görmekten dolayı vay inkar edenler diyor. Ama inkar edenlere. 47. Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Bir şey vaat ettin mi mutlaka yapar Cenab-ı Allah. İnşallah hocam, evet. Neyi vaat etmiştir? İslam'ın hakimiyetini inşallah. Mehdi'nin zuhurunu, Hazreti Mesih'in girişini, girişini değil mi? Evet. Bak diyor ki Allah vaadine kesin olarak muhalefet etmez. Hac suresi 47. Gerçekten senin Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl gibidir. Nice ülkeler vardır ki halkı zulmediyorken ben ona bir süre tanıdım. Önce bir vakit verdim diyor Allah. Sonra yakaladım diyor, yakalayıverdim. Dönüş yalnızca banadır. Evet. 41. ayet Hac suresi. Onlar ki yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, iktidara getirirsek, hakim edersek, dosdoğru namazı kılarlar, zekatı verirler, marufu emreder, münkerden sakındırırlar, tebliğ yaparlar diyor. Bu Mehdi'nin özellikleridir. İnşallah. Bir yönüne Mehdi'ye bakıyor. Bütün üçlerin sonu Allah'a aittir. Yeryüzünde kendilerini yerleştirir, iktidar sahibi kılarsak, Ebced'i 1979. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Çıkış tarihini. Evet. İnşallah. Net 1979. Maşallah. İnşallah. Mesela 78. ayet Hac suresi, Allah adına gerektiği gibi cihad edin, cehd edin, gayret edin. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanızın İbrahim dininde olduğu gibi. Demek ki dinimiz kolay, İslam dini. İnşallah. Hazreti İbrahim'in dini gibi. İnşallah. O Allah Kur'an'da sizi Müslüman olarak isimlendirdi. Elçi sizin üzerinde şahit olsun, siz de insanın üzerinde şahitler olasınız diye. Elçi yani Mehdi'ye de işaret var değil mi? İnşallah, evet. Elçi sizin üzerinizde, Mehdi sizin üzerinde şahit olsun, siz de insanların üzerinde şahitler olasınız diye. Ebced'i 2026. Maşallah. İslam'ın hakimiyet tarihini veriyor, evet. Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız odur. İşte ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Allah'a sarılın diyor. Elhamdülillah, inşallah. Cenab-ı Allah. Müminin suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Ancak müminler felah buluyor, kurtuluş buluyorlar. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Yani kafası gözü dağılmıyor, dikkatlice namazlarını kılıyorlar. Onlar tümüyle boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Böyle telovale kültürün içerisinde olmuyorlar. Aklı başında oluyorlar. İnşallah. Onlar zekata ilişkin yerine getirenlerdir. Zekata ilişkin söz ve görevlerini mutlaka yerine getirenlerdir. Yani bol bol harcıyorlar Allah rızası için. Ve onlar rızlarını, iffetlerini koruyanlardır. Yani gayrimeşru cinsel ilişkiye girmezler diyor. İnşallah. Helaliyle. Evet. İnşallah. Ancak eşleri ya da sağ ellerinin sahip olduklarına karşı, yani eşleri veya cariyelerine karşı tutumları hariç bu durumda kınanmış değillerdir. Yani ya nikahlılarsa olacak ya cariyesi. Fakat kim bundan ötesini ararsa artık onlar sınırı çiğneyenlerdir. Gayrimeşru fuhuşa girmiş olurlar diyor Allah. Yine onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Bir emanet verdi mi emanete riayet edeceğiz. Ahit sözleşmeye riayet edeceğiz. Onlar namazlarını da titizlikle koruyanlardır. 5 vakit namazlarını kıracaklar. Tadil erkanla, sünnete uygun kılacaklar. Evet. İşte yeryüzünün hakimiyetine ve ahiretin nimetine varis olacak onlardır. Yeryüzüne kim hakim olacak? Hazreti Mehdi, Hazreti İsa ile birlikte inşallah. Orada, o zaman burada Mehdi'nin özellikleri de sayılıyor. Evet, inşallah. Değil mi? Ki onlar Firdevs cennetlerinde varis olacaklardır. İçinde ebedi olarak kalacaklardır, sonsuza kadar. Eğer diyor Cenab-ı Allah onlara merhamet eder, şeytandan Allah'a sığınıyorum, Müminin suresi 75. Eğer onlara merhamet eder ve onlara dokunan zararı giderirsek de, yani üstlerindeki o zararı giderirsek de,
taşkınlıkları içinde şaşkınca dolaşmalarını sürdürecekler. Yine devam ederler diyor Allah. Evet. Andolsun onları azapla da yakaladık. Fakat yine de Rablerine boyun eğmediler ve yakarıp yalvarmadılar. Allah bana yalvarın diyor. İnşallah. Bana kul olun. Beni sevin. Ben sizi ibadet için dünyaya gönderdim diyor. Sonunda üzerlerine azabı şiddetli olan bir kapı açtığımızda onlar bunun içinde şaşkına dönüp umutlarını kaybettiler. Mesela bu da olmaz. Umutlarını kaybetmek. Evet. Allah bana dönün ve beni sevin diyor. Umut kaybedecek bir şey yok. İnşallah diyor. Müslüman bunu yapmaz. Umutlarını yapmaz. O sizin için kulakları, gözleri ve gönülleri inşa edendir. Ne az şükrediyorsunuz ya Allah. Bakın ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Bir, ben sizi imtihan ettiğimde umudunuzu kaybetmeyin. Ben bunu beğenmiyorum diyor Allah. Az şükrediyorsunuz diyor. Az şükrederseniz nimet elinizden alırım diyor. Değil mi? Evet. Yalvarıp yakarım diyor. Dua edin bana diyor. Evet. Değil mi? Ben sizin ilahınızım diyor Allah. Ve boyun eğin bana diyor Allah. Rablerine boyun eğmediler diyor. O sizi yeryüzünde yaratıp türetendir. Tabii biz yani daha önceyi hatırlamıyoruz. Birden bizi dünyaya getirdi Allah. İnşallah. Hepiniz yalnızca ona döndürüp toplanacaksınız. Bak bu çok önemli. Demek ki hiç kimse bu dünyada kalmıyor. Evet. Depremle de olsun, bilmem başka şeyle de olsun, gidecek olan gidecek yani. İnşallah. Dolayısıyla işte şurada deprem oldu, adamlar öldü. Kardeşim sen ölmeyeceksin mi? Sen İnşallah. De kanserden öleceksin, kalbin tutacak öleceksin, trafik kazasından öleceksin, bir şeyden öleceksin. Evet. Ve Allah'ın huzuruna gideceksin. Demek ki hepimiz gideceğiz. O zaman o uslup çok yanlış. Değil mi? Rabbine evet. Mümin boyun eğecek. İnşallah. İnşallah. Ha, topluca ölmüş. Tek tek mecbur değil Allah can almaya. Evet. Bazen de toplu alır. Değil mi? Tek vefat ettiğinde niye şaşırmıyoruz? Toplu olunca niye şaşırıyoruz? İnşallah. O yaşatan ve öldürendir. Ben yaşatırım, ben öldürürüm diyor Allah. Bakın evet. Deprem öldürmez. Ben evet. öldürürüm diyor evet, Allah. Evet inşallah. Gece ile gündüzün aykırılığı veya arda arda gelişi de onun kanunudur. Yine de aklınızı kullanmayacak mısınız diyor Allah. Hayır, onlar geçmiştekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Dediler ki öldüğümüz toprak ve kemik olduğumuz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Yeniden mi dirileceğiz diyorlar. Evet. Ya bırak evet. diyor bunlar. Yani. Toprak olduk artık, kemik olduk diyor. Biz nasıl diriliriz diyor. Peki kas daha önce hiç yoktu. Evet. Renkli bir dünya görmeye başladın. Ses duyuyorsun, konuşuyorsun, hatıraların var, yiyorsun, içiyorsun, müzik dinliyorsun. Evet. Birden canlı bir varlık haline geldin. Bunu yapan güç bir daha niye yapamıyor? Yani evet. Yani neye göre yapamıyor? Nereden çıkartıyor? Estağfurullah. Ya bir kere tam anlamıyla yapmışsa, buna güç yetirdiyse bir daha bunu rahatça yapabileceği anlaşılmıyor mu? Evet. Andolsun bu tehdit bize ve bizden önceki atalarımıza yapılmıştı diyorlar. Bak bu tehdit bize de yapıldı. Daha önceki atalarımıza her zaman her dinde bu yapılmıştır. İşte helal harama dikkat edin. Yeniden siz dirileceksiniz gibi. Bu geçmişlerin uydurma masallarından başka bir şey değildir. Bırakın bunları diyorlar. Yani biz doğduk işte olduk diyor. Nasıl oldun? Boş ver diyor. Evet. Tamam işte o boş verse ona göre boş vere göre ona göre karşılık alır işte. İnşallah. İnşallah. De ki eğer biliyorsanız söyleyin, yeryüzü ve içindeki olanlar kimindir diyor Allah, soruyor. Kime ait? O binalar, her yer kime aittir? Allah'ındır diyecekler diyor Allah. De ki yine de öğüt alıp düşünmeyecek misiniz diyor. De ki yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? Yedi gök katmanlar, yedi gök katmanları ve büyük arşın Rabbi kimdir diyor Allah. Allah'ındır diyecekler. De ki yine de sakınmayacak mısınız? Peki nasıl oluyor bu yani? Evet. Kime sorsan Allah'a inanıyorum diyor. Evet. Peki ahirete nasıl inanamıyorsun? Evet. Yani bu nasıl bir ilah inancı yani, değil mi? Evet inşallah. De ki eğer biliyorsanız söyleyin, her şeyin melakütü ve mülk ve yönetimi kimin elindedir? Ki o koruyup koruyorken kendisi korunmuyor. Allah ben korunmaya ihtiyacım yok diyor. Ama ben koruyorum diyor. Allah'ındır diyecekler. De ki öyleyse nasıl oluyor da böyle büyüleniyorsunuz? Niye büyünün içine giriyorsunuz ya Allah? İnşallah. Değil mi?
Hayır, biz onlara hakkı getirdik ancak onlar gerçekten yalancıdırlar. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Bak, Allah Hristiyanların o düşüncesini de eleştiriyor. Onunla birlikte hiçbir ilah yoktur. Eğer olsaydı bir ilah elbette kendi yarattığını götürürdü. Yani çatışma olurdu aralarında diyor Allah. Öyle bir şey olsaydı. Kendi yarattığını götürdü. Ve ilahların bir kısmına karşı üstünlük sağlardı. İlahlar savaşırdı o zaman diyor. Mücadele ederdi diyor. Allah onların nitelendire geldiklerinden yücedir. Gaybı ve müşahede edileni bilendir. Yani geçmişi de bilir, geleceği de bilir. Şu anda, anı da bilir diyor Allah. Ortak koştuklarından yücedir. De ki Rabbim, eğer onlara vaat olan azabı mutlaka bana göstereceksen, Rabbim bu durumda beni zulmeden kavim içinde bırakma. Beni başka bir yere götür ya Rabbi diyor. İnşallah. Bakın diyor. De ki Rabbim, eğer onlara vaat olan azabı mutlaka bana göstereceksen, yani o yeri yakıp yıkacaksan diyor Allah. Ayet. Rabbim bu durumda beni zulmeden kavim içinde bırakma. Beni oradan çıkart diyor. Gerçek şu ki biz onları tehdit ettiğimiz şeyi şüphesiz sana gösterme gücüne sahibiz. Yani bunu yaparız diyor Allah. Kötülüğü en güzel olanla uzaklaştır. Tebliğ yapın diyor. Dini yayın. Anlatın. Biz onların nitelendire geldiklerini en iyi bileniz. Ne yaptıklarını biliyoruz diyor Allah. Çünkü kendi yaratıyor. Ve de ki Rabbim, şeytanın kışkırtmalarına sana sığınırım. Ve onların yanında bulunmalarında da sana sığınırım Rabbim. Şeytandan Allah'a sığınacak. Yanında bulunmasını da istemiyor. İnşallah öyle. Sonunda onların birine ölüm geldiği zaman der ki, Rabbim beni geri çevir. Yani getir dünyaya diyor. Bak nasıl mümin olacağım, nasıl iyi olacağım diyor. Ki geride bıraktığım dünyada salih amellerde bulunayım. Yani güzel, samimi amellerde bulunayım. Samimi eylemler yapayım. Asla diyor Allah. Gerçekten bu yalnızca bir sözdür. Bunu da kendisi söylemektedir. Onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar bir engel, berzah vardır. Asla dönemezler diyor Allah. İnşallah. Reenkarnasyoncu arkadaşlara buradan evet, özellikle belirtiyorum ayeti. Evet, çok açık. Bak, önlerinde, onların önlerinde diriltilip kaldırılacakları güne kadar, kıyamet insanların ayağa kaldırılacağı güne kadar bir engel, berzah vardır diyor. Böylece sura üfürüldüğü zaman artık o gün aralarında soylar veya soy bağları yoktur. Artık kavim, ırk, düşün, hiçbir şey yoktur ya Allah. Ve üstünlük unsuru olarak soyluluğu veya birbirine durumlarını soruşturmazlar da. Sen hangi ailedensin? İşte bebekte mi oturuyorsun falan. Yani böyle sormazlar diyor. İnşallah. Artık kimin tartısı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Tabi tartı deyince böyle bazı cins tipler terazi zannediyor, üstüne çıkarma. Öyle bir şey yok. Allah'ın yaptığı tespit burada kastedilen. Kimin tartısı hafif gelirse işte onlar da nefislerini hüsrana uğratanlar, cehennemde ebedi olarak kalacak olanlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da onun içinde onlar etleri sıyrılmış olarak sırıtan dişlerle kalıverirler diyor Allah. Yani bütün yüzlerindeki etler dökülecek diyor Allah cehennemde. İnşallah. Cehennem ateşi diyor. Ve benim bütün bu tehditlerim diyor, onları daha da azıyorlar diyor Allah başka bir ayette. Yani daha da uzaklaştırıyor diyor. Açıklamaları. Evet. Ama tabi bunu da yaratan Allah'tır. Evet. Dolayısıyla bizim yani ölüm durumunda bu tip olaylarda yapılacak, yapmamız gereken şeyleri Allah bize söylüyor bak. Boyun eğmemiz, yalvarıp yakarmamız, umudumu kaybetmememiz, çok şükretmelerimiz, çok şükredilmesi, ahiret inancımızın güçlü olması, ölümün Allah tarafından yaratıldığını bilmemiz ve diğer güzel Allah'ın müjdeleri. Mesela diyor Cenab-ı Allah, depremde ölenler şehittir diyor Allah. Ne güzel. Yani dünyada kalıp ne yapacak yani, şehit olarak gittiyse son diyor. İnşallah, rahat bir hayat onun için. Daha ne istiyor yani? İnşallah. İnşallah. Dolayısıyla Allah hepsine vefat edenlere rahmet etsin. Ondan sonra canını verenlere, Cenab-ı Allah'ın katına ulaşanlara Allah güzellik, rahmet ihsan etsin. Sağ kalanlara da sabır, sağlık, sıhhat, mutluluk, neşe nasip etsin Allah. Dolayısıyla biz onların üzülmesini istemiyoruz. Üzülecek bir şey yok. Gayet normal. Nasıl bir trafik kazasında bir insan öldüğünde bir felaket değilse bu, bir hayırsa. Evet. Değil mi? Mesela kanserden ölüyor, ülserden ölüyor, beyin kanamasından ölüyor. Milyonlarcası hocam. Her gün milyonlarca insan hastalanıp ölüyor. Ne bileyim işte
kuş gribinden, domuz gribinden, evet, her şeyden ölüyor insanlar. Evet. Ya durduk yere sebepsiz ölüyorlar. Evet. Dolayısıyla ölümü felaket gibi göstermek olmaz. Ölüm doğum gibi son derece doğal, tabii bir şeydir. Evet. Allah'ın bir kanunudur. Mümin onu saygıyla karşılayacak ve güzellik, evet, olarak görecek. Felaket telallı olmaz. Buna dikkat edeceğiz inşallah. 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 Allah göklerin ve yerin nurudur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onun nurunun misali içinde çera bulunan bir kandil gibidir. Çera bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızdır ki doğuya batıya da ait olmayan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Bakın, nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Ebced'i 1980 tarihini veriyor. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi. Çıkış tarihi. Mehdi'de nurlu bir insan olacaktır. Hadis var. İnşallah. Değil mi? Evet. Siması nurludur diyor Resulullah. Yüzünün nuru saçına, evet, vurur diyor. Bir kandil gibidir. İnsanları aydınlatacaktır. Bu da hadiste var. Mehdi'nin özelliği olarak. İnşallah. Bak, incimsi bir yıldızdır ki diyor. Yine Mehdi içinde incimsi bir yıldız gibi parlar deniyor. Evet. Değil mi? Hatta beni için, yanağındaki ben için de incimsi bir yıldızı andırır diyor. Evet. Yanağındaki ben için. Doğuya da batıya da ait olan kutlu bir zeytin ağacından yakılır. Neredeyse ateş ona dokunmasa bile yağı ışık verir. Nur saçıyor. Nur üstüne nurdur. Ve Mehdi'nin de yine Risale-i Nur'la bağlantısına da işaret var. İnşallah. Aynı zamanda Risale-i Nur külliyatından istifade edecek diyor Said Nursi. Risale-i Nur'un gerçek sahibidir diyor Mehdi. Bakın, bu bir gerçektir. Hiç kimse buna itiraz edemez. Nur talebeleri değildir evet, Risale-i Nur'un gerçek sahibi. İnşallah. Mehdi ve talebeleridir. Bunu kim diyor? Bediüzzaman diyor. Evet. Evet. Bu ayet bayağı bir şeylere çekiyor. Fakat bize fazla bir şey söylemiyor. Mesela Allah göklerin ve yerin nurudur. Bu ayetin Ebced'i 1959 Bediüzzaman'ın son zamanları yani en kamil devirlerine işaret ediyor. Allah göklerin ve yerin nurudur. 1959 onun nurunun misali ve devam ediyor. Evet. Maşallah. Fetih Suresi. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Bir fetih. Maşallah. 1913'te ne oldu? Çanakkale zaferi. Çanakkale zaferi, evet. İnşallah. 1913 tarihini veriyor. Maşallah. Biz sana apaçık bir fetih verdik. Fetih. Evet. Maşallah. Değil mi? Evet. Bak, bir kurtuluştan bahsediyor. Evet. Demek ki bu Çanakkale çok önemli bir şey ki Kur'an buna işaret ediyor. 1913 tarihini vermiş. Maşallah. İnşallah. Fetih Suresi yine, şüphesiz sana biat edenler ancak Allah'a biat etmişlerdir. 2025. Maşallah. Mehdi'nin tam hakimiyet yılları. Evet. İnşallah Hazreti, İnşallah, Mehdi'nin. Fetih Suresi dolu. Yani bir, evet, tane iki tane değil. Tur Suresi, işte Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, Tur'a andolsun. Satır dizili kitaba, yayılmış inci deri üzerine, mamur eve, yükseltilmiş tavana. İkinci anlamları olarak bakarsak, satır dizili kitaba, demek ki insanlar ahir zamanda kitaplarla tebliğ yapacaklar. Satır satır dizili kitaplarına. Yayılmış ince deri üzerine, üstüne deri kaplanıyor kitapların. Mesela Nur Külliyatı da öyle, üstü deri kaplamadır. Değil mi? Bir yönün ona bakıyor. Ama tabii o zaman Kur'an veya dini eserler o zamanki deri üstüne yazılıyordu. Mamur eve. Mamur ne demek? Bak bakayım sözlük anlamını. Bakayım hocam. Mamur güzel, hoş, biçimli. Değil mi? Mamur hale getirilmiş. Düzgün hale getirilmiş. Mamur eve. Evlerin güzel olması gerektiğine Kur'an işaret ediyor. Yükseltilmiş tavana. Demek ki basık tavan iyi bir şey değil. Evlerin tavanı yüksek olacak. Kur'an buna işaret etmiş oluyor. Ama aynı zamanda Kabe'ye bakan bir ayet anladığım kadarıyla inşallah. İnşallah.
O gün bak gök sarsılıp çalkalanır kıyamet anında. Gökte de bulutlarda ve gökün gök yapısında atmosferde delinme olacak. Tabii mesela karanlık da görünecek. Gökteki yapının bozulmasından kaynaklanan direkt atmosfer görüneceği için yırtılacak yani gökyüzü. İnşallah. İnşallah. O gün gök sarsılıp çalkalanır ve dağlar bir yürüyüşle yürür. Böyle bütün dağlar kum gibi hem eriyerek hem dağılarak böyle tereyağı gibi eriyecek. Yani ocağa konmuş yağ gibi. Ve dağlar erimeye başlıyor ve o ve dağlar yerlerini oynatan bir yürüyüşle yürür. İşte o gün yalanlayanların vay haline diyor Allah. Evet. Ki onlar daldıkları saçma bir uğraş içinde oynayan oyalananlardı. Bak ki daldıkları saçma uğraş içinde. Darwinizmin saçmalığına da Kur'an dikkat çekiyor. Bak oynayan ve oyalananları. Hem oynuyorlar hem oyalanıyorlar. Boş işten vakti geçiriyorlar. Cehennem ateşine küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün. Aşağılanarak götürülüyorlar. Sürüklenerek. Kur'an ona dikkat çekiyor. Onlara şöyle denir. İşte sizin yalanladığınız ateş budur. Hani cehennem yok diyorlar ya. Hı hı. İşte var diyorlar melekler. Yani kastettiğiniz, sizin yalan dediğiniz ateş budur diyorlar. Enselerini tutup ateşin içine, evet, cehennem ateşine koyuyorlar. Evet. Yani yok diyordu ya. Evet. Bizzat görmüş oluyor. Kanaati tam gelmiş oluyor. İnşallah. İnşallah. Allah diyor ki bu da bir büyü mü diyor. Bu ateş. Ya size öyle geliyor olmasın diyor Allah. Yoksa siz mi görmüyorsunuz diyor Allah. Yani bir yanlışlık olmasın diyor. Alay ediyor Allah onların. Evet. Aşağılıyor yani. Değil mi? İnşallah. Hani diyorlar ya halüsinasyon. Evet. Acaba hayal mi diyor Allah? Ateşin içine sokuyor. Adam hayal diyecek hali var mı tabii? Evet. Yok. Girin ona diyor. Artık ister sabredin ister sabretmeyin diyor Allah. Evet. Hani adamlar sabretmiyor ya. Sabretmeseniz de fark etmez diyor Allah. Artık gelmiş. Sizin için birdir. Siz ancak yaptıklarınızla cezalandırılıyorsunuz. Hiç şüphesiz muttakiler cennetlerde ve nimet içindedirler. Rablerinin verdiklerine sevinçli ve mutludurlar. Sevinç ve mutluluk. Müminlerin hiçbir rahatsızlığı yok. Ölüm anından itibaren başlar. Sürekli rahattır müminler. Elhamdülillah. İnşallah. Yani ne kıyamette rahatsız olurlar. Ne cehennemin kenarına getirecek müminler. Ne orada rahatsız olurlar. Hiçbir yer, zaten yanlarında mihmandarları var. Yani sürekli övülüyorlar zaten. Cennete girerken de selam size dönüyor böyle. Sevgiyle karşılanıyorlar. İnşallah. Yerlerine yerleştiriliyorlar. Cennet onlara tanıtılıyor. İnşallah. Yani ilk geldikleri için hatta hayret içinde oluyorlar. Allah orada onlara tanıtacak gılmanlar, vildanlar var. Huriler var. Onlar oraları onlara tarif ediyor cenneti inşallah. Rableri kendilerine çılgınca yanan cehennem azabından korumuştur. Mesela bu bir nimet olarak belirtiyor Allah bunu. Cehenneme gitmedikleri için seviniyor müminler. İnşallah. Yaptıklarınızdan dolayı afiyetle yiyin ve için. İstedikleri kadar yerler asla doymazlar. Şimdi iki tabak yemek yedim mi doyar mı yine? Doğru, sonra üstüne karbonat marmanat alıp değil mi? Canı yanıyor, rahatsız oluyorlar. Şu meyvelere bakınca getir şu meyveleri oklar gene gözümün önüne yaklaştı bana. şimdi 1913-1915 yani yaklaşık o şey değil yani Çanakkale'nin zemini 1913'lerde oluşmuş oldu. 1915'te zafer kazanıldı. Evet inşallah. Ama mühim olan o yaklaşık tarihi vermiş olması. Evet, evet. Anlaşıldı mı? İnşallah. İnşallah. İman edenler ve zürriyetleri kendilerini imanda izleyenler bak. İman edenler, zürriyetleri mesela babası, annesi, kardeşleri, çocukları kendilerini imanda izleyenler, talebeleri bak kendilerini İmanda izleyenler, mesela Mehdi ve talebeleri, Resulullah ve talebeleri, İnşallah. Değil mi? Ümmeti tabi. Bak kendilerini imanda izleyenler, biz onların zürriyetlerini de onlara katıp ekledik. İlave onlar da oradalar. Amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik, her şeyin karşılığı tam güzel verdik diyor Allah. İnşallah. Her kişi kendi kazandığına karşılık bir rehindir. Biz Allah'a rehiniz. İnşallah. İnşallah.
Onlara istek duyup arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik. Her yerde ızgara ocaklar olacak cennette. İnşallah. İnşallah böyle. Kolesterol falan yok. İnşallah. İçeride ne nefis etler böyle değil mi? Evet. Yersin içerisinde. Hatta mesela kuşa da işaret ediyorlar. Hemen orada kızartıp yiyorsun kuşu. Sonra onu yeniden kuşa bir işaret yapıyorsun. Kemikler toparlanıp yeniden uçuyor kuş. Maşallah. Aynı canlılığına yine karşına geçiyor. Maşallah. Bir de sterilsiz iç organlar yok. Öyle yiyip doyulma olmayacak. Milyonlarca ton yenebilir demiştiniz hocam inşallah. Yani gece gündüz diyor asla doymaz. Yani sistem tamamen değişiyor. Fizik ve kimya kanunlarını tamamen değiştiriyor i̇nşallah. Allah. Ayet var. Yepyeni bir yaratılışla yaratacağım diyor Allah. Bizim alıştığımız sistemden değil. Nasıl rüyamızda biz yemek yediğimizde ne kadar yemek yersek yiyelim doyar mıyız? Yok. Doymayız. Evet. Orada öyle işte. İnşallah. Yani bir Allah'ın sırrı var. Ben onu zaman zaman anlatıyorum. Evet. Bir yönünü anlatıyorum. Maddenin hakikatini anlatıyorum. Evet. Yani madde dışarıda vardır ama görüntü olarak vardır. İnşallah. Yani şey olarak saydam bir madde olarak vardır. Cam gibi. Saydamdır. Ve yoğunlaşmış enerji olarak vardır madde dışarıda. Enerjinin yoğunlaşmasından oluşur. Ve saydam. Ve siyah beyazdır. Renk yoktur dışarıda. Ama ışık verirsen de siyah beyaz görülür. İnşallah. İnşallah. Bizim beynimizde renkte görüyoruz. Cennette de yani bir şeyi hayal ettiğimiz an anında oluşur. Mesela sen şimdi kafanda bir portakal hayal ettiğinde hemen oluşuyor mu? Beyninde. Yani, İstesin oluşturursun. Evet, evet. Ya gözünü kapattığında insan evet, nasıl akşam değil mi? Evet, evet yuvarlak turuncu. Tabii mesela bir şehir düşünüyoruz. Hemen kafamızda şehir manzarası oluşuyor. Evet. Binalar evet. Yani değil mi? Yolların yani hiç hayatta görmediğimiz bir şeyi bir anda beynimizde meydana getirebiliyor muyuz? Evet. Getirebiliyoruz. Değil mi? Mesela diyorsun Paris'te bir sokak düşüneceğim diyorsun. Zın kafanda anında oluşturuyor. Evet. Pencere pervazları bilmem ne bütün detaylarını oluşur anında. Evet. Mesela güzel bir meyveyi kafanda, güzel bir sofrayı kafanda canlandırdığında hemen oluşuyor. Hatta ameliyatın ağzı sulanıyor evet, altına girdiğinde. İşte cennette de öyledir. Kafasından geçirdiği an oluyor. Rüyanda nasıl oluşuyorsa, kafanda nasıl oluşuyorsa. Bize, onu Allah zaten buradan kasten dünyada yaratıyor. Yani sistemi anlamamız için yaratıyor. İnşallah. Yani bir insan düşündüğünde bir şey hemen nasıl oluyor? Aynı şekilde olur. Mesela kuşu görüyorsun, kızarmış halini düşünüyorsun değil mi? Hemen o kızarmış hali oluşur işte karşında. İnşallah. Ama zaten bu sistem bu dünyada şu an var zaten. Evet. Ama flu olarak var, çok flu olarak var. Evet. Cennette net olarak olmuş oluyor sistem. Sonra o kuşu mesela kemiklerine bakıyorsun bu toparlanmış olarak hayal ettiğinde. Hemen toparlanıyor. Hemen toparlanıp uçuyor. Evet. Anlaşıldı mı? Evet inşallah. Oradaki eşya, madde her şey hareketlidir. Yani zaten normal hali de budur aslında. Böyle olması lazım. Yani bu dünyadaki sistem olağanüstü halidir. Yani mesela dünyada tozun oluşması, kirin oluşması mucizedir. Olmaması lazım toplamda. Evet. Mucize olarak oluyor. Yani normal adetullah'ta madde asla yaşlanmaz, ölmez ve kirlenmez ve hastalanmaz. Hastalanma mucize olarak oluyor. Evet. Yani şimdi rüyasında bir insan mikrop kapıyor, hastalanıyor. Evet. Makul mu bu? Yani evet, mikrop yok ortada normalde. Evet. Evet. Değil mi? Olmadı halde hastalanıyor adam. Evet. Mesela araba geliyor çarpıyor rüyasında. Adam hastanelik oluyor. Kafası gözü yarılıyor. Can kurtaranlar hastaneye götürüyorlar. Evet. Değil mi? Evet. Var mı öyle bir şey? Yok hocam. Cennette bu sistemi Allah dolaylı olarak bunun benzeri bir sistem yaratacak. İnşallah. Ama her zaman tabii dışarıda bir maddenin aslı vardır. Her zaman vardır. Ama bir gölge varlık olarak vardır. Yani bir yoğun enerji olarak vardır. Fakat biz asla ve kesinlikle onun asıl gerçeğini göremeyiz. İnşallah. Allah görür. Biz Allah'ın bize gösterdiği kadarını görürüz. Her insan. İnşallah. Mesela Dawkins diyor ki ben diyor laboratuvara girdim araştırma yapıyorum diyor. Kafasının içinde Allah'ın ona gösterdiği laboratuvarın dışında hiçbir yere giremez. İnşallah. Haberi bile yok o elma yanağın. Evet hocam. Tabii. O elma yanak işte kiraz kulak ortada geziyor böyle. Dışarıdaki laboratuvarı da Allah yaratır. Yani o yoğunlaşmış enerjide meydana gelen laboratuvar. İnşallah. Fakat o onun aslını asla göremez. Allah'ın ona gösterdiği görüntüsünü görebilir. İnşallah. Ama Allah dışarıda ben yarattım diyor. Dışarıda bir varlığı vardır. Yani şeylerde mesela sufi düşüncede
mesela bazı tasavvuf ekollerinde dışarıda maddenin aslı hiç yoktur derler. Hı. Dışarıda aslı vardır fakat gölge varlık olarak yani saydam yani atomun yapısından kaynaklanan bir özellik gösterir bu. Çünkü nötron, proton, elektron bunlar birbirine uzaklıkları çok şiddetli. Yani çok çok fazla. Hı. Yani böyle kevgir gibi. Makul olarak da saydam görünüyor o zaman görüntü. Yani siyah beyazdır. Evet. Ama bakın şimdi biz burada bakıyoruz. Rengarenk maşallah. Maşallah. Kara kara. Böyle bazen İstiyen'e gidiyorum orada güzel bir manam var boydan boya. Evet. Nefesim kesiliyor evet. Ya maşallah. Hepsi çok güzel. Evet oranın çok efendide bir sahibi var böyle çok. Beni sever ben. Ben de onu çok severim böyle. Yine bir doğulu bir sahibi daha var orta. O da müthiş efendi bir insan. Çok Güneydoğu'nun Kürt kardeşlerimizin o nezaketi, efendiliği, insancılığı, muhteremliğini güzel yansıtan bir insan. Maşallah. Evet. Hep öyledir Güneydoğu. Öbür ortağı o da çok nezih insan. İnşallah. Orada ben bizzat kendi elimden seçiyorum meyve olduğunda. Yani. Evet. Acayip zevk alıyorum. Evet. Görüntü dehşet. Evet hepsi çok şahane güzel. Şahane ama dehşet demeyeyim de Allah affetsin. İşte çok çok güzel. Ben de mesela şu çilek oldum. Her gördüğümde böyle bir insanın içi eser. Toprağın üstünde çamurlu arazide bunlar böyle kırmızı kırmızı boncuk gibi gıcır gıcır verniklenmiş gibi bak. Bir de oh kokusu. Mis gibi de kokuyor. Taptaze. Maşallah. Bal gibi de tadı da çok çok güzel. Mesela mandalina şu bak görüyor musun? Şimdi güzel. Hani yemeyeceğim korkmayın. Bak kabuğundaki güzelliğe, ambalajın mükemmelliğine evet. Bak. Ne tam yapışmış ne tam yapışmamış. Evet. Ama çektim mi hemen gıcır kolay gıcır kolay. Ve suyunu muhafaza ederek. Bir de kabuğunu daha çeker çekmez. Mis kokusu. Gibi bir kokuyla bir şeyi var. Önden maşallah, bir evet. İkramı evet, var. Evet. Önce bir koku ikramı yapıyor. Evet. Bak parmaklar falan mis gibi kokuyor. Şu içindeki beyaz kısım bak görüyor musun şu? Pamuk gibi bu onu sarmış böyle. Adeta bir değil mi? Pamuk tabakasıyla bir şeyi muhafaza eder gibi diyor. Evet. Şimdi bak bunun içinde yüz binlerce mandalina'nın kromozomu kodlu. Bundan yüz binlerce mandalina çıkarabilirsin bundan. Evet. Yani bütün koku, ağaç, mandalinanın ağacını çıkarıyorsun. Evet. Ağacını, köküyle, bilmem neyle, teşkilatıyla, tahtasıyla. Hepsi en ince detayına kadar ve ileriki nesillerin özellikleri de bakın. Bir tek o ağacın değil. Evet. Sonra ileride meydana gelecek ağaçların da bütün özellikleri kodlu. Evet. Tek o değil yani, o çok maşallah. Önemli. Maşallah. Tabii. Hepsi kodlu. Mesela bu kabuğu biz kaldırıp atıyoruz. İçi harikalarla dolu bunun. Evet. O kromozomların yapısını bir inceliyoruz. Nefes kesici. Tabii. Doğru. İçine giriyoruz. Mesela aman şimdi yiyeceğim olay çıkıyor. En iyisi kendime hakim olayım. Estağfurullah. Yutkunup mutkunup bakayım. Estağfurullah. Hocam çilek dediniz. Çileğe benzer yengeç bulunmuş. Aynı çilek gibi. Göreyim. Ha, evet. Ben bu herifi yerim ya. Maşallah. Maşallah. O kadar çileklerin evet, arasına girsin evet, hiç aynen. İnsan bilmez ya. Maşallah. 2,5 santimetre. Yeni bulunmuş. Evet hocam. Tayland'da yeni bir yengeç bulunuyor. Allah Allah kardeşim her gün bir şey bulunuyor bitmiyor maşallah. Evet, maşallah. Mesela şu siyah irikler. Bilmedik bir sürü. Şahane bir şey böyle. Bunun da mesela çekirdeğini Allah ikram olarak mesela yemeği yiyor insanlar. Çekirdeği tabakla alıp tarlaya sepiyorlar ya toprağın üstüne sepiyorlar. 10 sene sonra al sana bir erik ağacı daha. Evet. Evet. Hazır nimet yani. Bak üstü pırıl pırıl parlıyor verniklenmiş gibi gıcır gıcır. Bir de cilalı gibi. Renkleri hocam çok olağanüstü maşallah çok güzel renkler. Yap canlı. Ya kardeşim hepinin kokusu tadı ayrı. Evet. Göze, burna, tadı. Çok şahane. bir de sanki ilaç deposu. Evet maşallah. Evet. Kalsiyuma mı ihtiyacın var? Buyur. Evet. Manezyum, potasyum, bakır, çinko, kobalt. Evet. Ve tam ayarında yani vücudu rahatsız etmeyecek gibi. Vitaminler tam ayarında. A, B, C, B kompleks vitaminlerin tamamı. B1, B2, B6, evet. B12, evet. Kobalamin, bilmem ne, şu bu falan hepsi İnşallah var. Hocam.
Antioksidanlar. Antioksidanlar. Kansere değil mi? Diyor, evet. Tabii. Yani anti kanser özellik gösteren maddeler inşallah. Bir de vücut pH'ini çok güzel dengeliyor. Mesela meyve, sebze bol yiyen insanın vücudu daha dirençli oluyor. Evet. Gribe, hastalıklara karşı daha canlı olur. Mesela sırf pilav yiyor falan adam. Bitap olur 12 saat sonra falan bitkinleşir. Evet. Evet. Ama meyve yiyen insan 12 saat sonra civa gibi olur. Evet. Dediğiniz gibi hocam. Siz çok açılır. İnşallah. Bir şeker yüklemesi oluyor pilavda. Şekeri düşürüyor. Evet. Örneğin Kamer Ay isimli sureden Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet var. Allah Allah maşallah. Bunu bilgisayarda saymak mümkün oluyor mu? Evet hocam inşallah. Öyle mi? Evet. Şahane. Bu bilgisayarda işte Dabetiverz diyoruz. Nereden çıkarttın diyor. İnşallah. Bak Kur'an anlatıyor işte maşallah. Maşallah. Hicri takvimi 1389 yılı. Milat takvimine göre 1969 yılına denk geliyor. Ve bu aya çıkış tarihini veriyor. Doğru. Ayrıca hocam Allah Kamer Suresi'nin ilk ayetinde şeytandan Allah'a sığınırım. Saat, kıyamet vakti yakınlaştı ve ay yarıldı diye bildiriyor. 69 yılında geçen olayına evet ama şimdi orada ay hakikaten adamlar çapayla yardılar gidip aya. O Kur'an'da o yarma diye geçilen Arapçasına bakıldığında toprağın yarılması çapayla veya herhangi bir cisimle yarılması anlamında da kullanılan bir kelime. Evet. Dolayısıyla tam mutabık. Evet. Yani Peygamber Efendimiz zamanında da bir mucize olarak ay yarılmıştır. Yani çok kısa süreyle ay birbirine ayrı görünmüştür insanlara. Kısa bir süre. Ve sonra geri kapanmıştır. Evet. Peygamber Efendimiz'in gösterdiği mucizelerden bir tanesidir. Ama kimisi halüsinasyon gördüğünü iddia etti. Kimisi işte bizim gözümüze göründü. Acaba. Kimisi bizi hipnoz etti işte. Hipnozun etkisiyle biz bunu anlayamadık. Bize öyle göründü dediler ve tevil ettiler. Anlamazlıktan geldiler. Halbuki ay ikiye ayrıldı ve yeniden yapıştı. Yani insanlar bunu bu şekilde gördüler. İnşallah. Fakat aynı zamanda bu olaya bakıyor. Çapayla yarılması yani insanoğlu eliyle. İnsan elinin yarılmaya kastediliyor burada. Bu olmuştur. Evet. Neyin Armstrong falan değil mi? Neyin böyle adamlar birileri vardı. Armstrong çıktı hocam inşallah. Evet. Evet o değil mi? Çapayla gitti. Evet, taşın toprağını alıp buraya getirdi ay toprağını. Evet. İşte Kur'an'ın bir işareti de bu. İnşallah, maşallahı çok kullananlar dünyaya hakim olacaklar. Evet, öyle inşallah. Mi? Tabii. Bak inşallah, maşallahı hangi millet, kim çok kullanıyorsa onlar dünyaya hakim olacaklar. Bu Kehf suresinde geçer. Kehf suresi zaten dünya hakimiyetini anlatan bir suredir. Evet. 18. sure. Evet. 110 ayettir. 18 çarpı 110 ne eder? Hicri 1980. Miladi 1980 tarihini veriyor. Mehdi'nin çıkış tarihini verir. Çıkış tarihini verir, evet. Tabii. Ve siz daha önce açıklamıştınız. Sırf ahir zamana ve Mehdiyet'e bakan bir Kehf suresi, evet. Maşallah. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca Mehdi'nin tarihini veriyor. 1984. İki denizin birleştiği yer İstanbul'dur. Değil mi? Evet. Yani Karadeniz'de efendim Marmara'nın Marmara'nın birleştiği yer. Evet. Böylece ikisi iki denizin birleştiği yere ulaşınca 61 bu ayetin ebcedi 1984. Maşallah. Demek ki 1984'te Mehdi İstanbul'da olacak inşallah. 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 Derken katımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz bu Mehdi'ye işaret ediyor aynı zamanda. Hızır'dan bahsediyor fakat Mehdi'ye işaret eder. Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz Mehdi'nin özel vehbi ilmi olacaktır. İnşallah. Birçok harika ilmin sahibi olacaktır. Kendisine özel bilgi verilen hususi Allah'ın inayetine mazhar olmuş kişidir. Allah'ın özel hidayetine mazhar olmuş bir insandır. Mehdi lakabı zaten Allah'ın hidayet ettiği anlamına geliyor. Mehdi. Hidayet kökenine gelir. İnşallah. Mehdi'nin ilmini anlatırken Resulullah diyor ki Allah ona bir gecede olağanüstü harikalar nasip eder. Yani olağanüstü bir ilim verir. Bir gecede. Allah onu bir gecede ıslah eder diyor. Evet. Bir gecede. Evet. Değil mi? Tefsirinde de o şekilde açıklanıyor. Demek ki bir gece içerisinde Allah ona bizim bilmediğimiz bir harika özellik verecek. İnşallah. Özel bir ilim verecek inşallah. Ve hatta rivayetlerde, hadiste diyor Peygamberimiz Arapçayı pek bilmez diyor. Evet. O zaman ümmi. Evet.
ümmi alim. Peygamber Efendimiz de ümmiydi sallallahu aleyhi ve sellem. Mehdi de ümmi. Hı hı. Tabii. Evet. Ve tarafımızdan kendisine bir ilim öğrettiğimiz kullarımızdan bir kulu buldular. 2009 tarihini veriyor. Maşallah. Ebced'i. Ayet boydan boya. Bakın bu 2009 daha yeni bitti. Evet. Hı hı. Evet 2009. Mesela bak yine duvar. Duvarın ne olduğunu daha ileride anlayacak insanlar duvar. İnşallah. Canım. Şehirde iki öksüz çocuğundu. İki öksüz. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi. Evet. Altında onlara ait bir define vardı. Bütün kutsal emanetler çıkacak. Buna işaret ediyor ayet inşallah. Babaları salih biriydi. Her ikisinin babası Hazreti İbrahim. Evet. İbrahim neslinden geliyorlar. İnşallah. Rabbin diledi ki onlar ergenlik çağına erişsinler. Zaten 33 yaşında biri göreve başlayacak Hazreti evet. İsa aleyhisselam. Biri demeyeyim Allah affetsin 33 yaşında. Mehdi de 30-40 yaşlar arasında evet. göreve başlıyor. Ve kendi definelerini çıkarsınlar. Hazreti İsa ayrı define çıkaracaktır. Hazreti Mehdi ayrı define çıkaracaktır. Bak, kendi definelerini çıkarsınlar diyor. Gemi denize çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim. 79. Kusurlu olan bir gemi. Parçalanan, yanan bir gemi var mı 79'da? Patlayan tanker var İstanbul'da. 1979'da değil mi? Evet. Bak 79. ayette. Maşallah. Ya İstanbul'da büyük bir gemi patlaması. Dünyanın 4. büyük tankeriydi herhalde. O, dünyanın en büyüğüydü diye hatırlıyorum hocam. Evet, o dönem büyük. İnşallah. Yani İstanbul gündüz gibi aydınlandı o patladığında. Yani insanlar yataktan kalktılar, gündüz oldu diye kalktılar. Yani o kadar. Yani muazzam bir gürültüyle patladı. Cam çerçeve İstanbul'da yüzlerce, binlerce evin camı çerçevesi evet. indi aşağı. Uyuyanlar değil mi? Hoplayıp kalktılar. Ayakta olanlar da oturdular. O şeyin şiddetinden. Evet. Patlamanın şiddetinden. Hadiste diyor ki siz diyor bu gök gürültüsü gibi bu patlamayı duyduğunuzda, gün ışığı gibi aydınlanmayı gördüğünüzde bilin ki diyor kutsal kente Mehdi gelmiştir diyor. Sabahında detay veriyor hadis. Sabahında. Mehdi diyor denizin kenarına bayrağı diker. Denizin kenarında bir yerde olacak diyor rivayette. Evet. İnşallah. İki denizin birleştiği yerde. İşte bu Kehf suresinde geçiyor inşallah ve maşallah. Şimdi mesela ben evet. mesela bir şey olmasını istediğim zaman inşa diyebilirim değil mi? Hani Allah'a yalvarırız ya da bir şey isteriz, günahlarımızı affet diye ya da duamızı okuduktan sonra inşallah ya da inşallah olur hadi değil mi? Ya da amin. Sen benim canımsın sen. Değil sen çok güzel huylusun sen. Bak inşallah Allah'ın demesiyle, Allah'ın izniyle, hı-hı. Allah'ın yaratmasıyla olur. Hı-hı. Olduğu anlamına gelir. Evet. Mesela diyor ki ben yarın bir yere gideceğim. Evet. İnşallah ne demek? Allah kaderde yaratmasıyla, evet, evet. Allah'ın yaratmasıyla olacak. İnşallah yani benim bir gücüm eder. Yok anlamına geliyor inşallah. Allah yapacak, Allah yaratacak anlamında. Evet. Maşallah da adam diyor ki ya ne kadar güzelsin diyor. Rica ederim diyor bana öyle deme diyor yani ben tamam güzelim ama diyor falan bir acayip oluyorum diyor. Hı hı. Niye acayip oluyorsun ki? O güzel olan kim? Allah. Allah yaratıyor seni. İnşallah. Sana ait mi o güzellikte oturup onun havasına giriyorsun da böyle bir özel tavırlara giriyorsun? Evet. Benim beynimdeki görüntü sen misin? Benim gönlümde, beynimde Allah'ın yarattığı bir görüntü var. Ben onu görüyorum, ona söylüyorum. Hı hı. Ne evet. alaka? Sana baktık sen saydamsın zaten dışarıda. Evet. Değil mi? Saydam, siyah beyaz bir varlıksın. Evet. Zaten yani yok hükmünde cam gibi bir şey. Enerji yoğunlaşmasına meydana gelmiş. Cam gibi, ruh gibi bir varlık var dışarıda. Peki ben onu mu övdüm yani? Tabii ben diyorum, evet. Gözlerim mesela çok güzel renkli diyorum. Gözün dışarıdaki renk dedi ki senin evet. siyah beyaz var. Aslında normal simsiyah karanlık da. Evet. Hadi aydınlandığını düşünelim diyoruz. Aydınlansa siyah beyaz görürsün en fazla. Dolayısıyla gözlerin yeşil mesela güzel diyemezsin ki yok öyle bir renk evet. yok yani. Evet. Değil mi? Beynimde kim yaratıyor? Allah yaratıyor. Övgü kime? Allah'a. Evet. O yüzden insanlar bu sözü sık sık söyleyecekler maşallah. Evet. Allah ne güzel yaratmış. Hı hı. Maşallah. Mesela bir bağlık bahçelik bir yere girdiğinde kendine aitse maşallah la kuvvete illa billah. Ya. Allah ne güzel yaratmış. Allah'tan başka kuvvet sahibi yoktur. Evet. Evet. Demeniz gerekmez miydi diyor Allah. Evet.
Değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Mesela bak, ikisi yola koyuldu diyor. Nihayet bir kasabaya gelip yemek istediler. Fakat kasaba halkı onları konuklamaktan kaçındı. Mehdi için de böyledir, Hazreti İsa için de böyledir. Evet. Her ikisinde konuklamaktan kaçınacaktır insanlar. Onlara yanaşmaktan kaçınacaklardır. Kur'an ona işaret ediyor. Hı hı. Orada kasabada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular. Bu Hazreti Süleyman Mescididir. İnşallah. İnşallah. Aynı zamanda ona işaret ediyor. Hemen onu inşa etti. Ha, o zaman duvarcı ustası. Hızır evet. Aleyhisselam. Evet. Değil mi? Aynı zamanda duvarcı ustası. Bunu görüyoruz. Şunu anlıyoruz ki İslam'ın dünya hakimiyetinde masonlara da Mehdi hakim olacak. İnşallah. Onları da hizmet ettirecek. İnşallah. Şeytanları da hizmet ettirecek. Masonları da hizmet ettirecek. Evet. Tabii. Çünkü onlar da Adonai'nin gelişini bekliyorlar. Evet, evet. Adon. Evet. Adonai. Adon. Yani o diyorlar kainatın son zamanlarına doğru kıyamete yakın Adonai Adon yahut iki tarafta Adon veya Adonai diye geçiyor. Gelecek ve bizim liderimiz olacak diyorlar. Maşallah. Kastettikleri kişi Mehdi'dir. Mesih Mehdi'dir. Evet. Masonlar da kontrol altına alacaktır. İnşallah. Hatta iblisin ordularını da şeytanı İnşallah. Da diz çöktü. Şeytanın boynunu kıracak iblisi. Evet. Böyle köpek gibi hizmet ettirecektir onu. İnşallah. İnşallah. Bütün İslam alemi, bütün Hristiyanlık alemi, bütün Musevi alemi de Mehdi'ye tam anlamıyla bağlanacaklardır. İnşallah. İnşallah. Daha önce de Hazreti Süleyman'ın kontrol etmesinden anlatmıştınız benzeterek. Evet. İnşallah. Bak diyor ki Hazreti Hızır, gerçekte benimle birlikte olma sabrını göstermeye kesinlikle güç yetiremeyeceğini sana söylemedim mi diyor. Benimle beraber olmaya güç yetiremezsin diyor. Ha, demek ki Mehdi ile beraber olmak da çok zor. İnşallah. Yani sabredebilecek 313 tane aslan vardır. İnşallah. Hocam. Sabredemezler. Yani korkar, çekinir. Dedin elin. Bak as diyor ki Allah, kef ehlini eğer görseydin diyor peygambere, onlardan korkar, kaçardın diyor. İnşallah. Ne demek? İnsanlar da Mehdi'yi gördüğünde Mehdi'den çekinecekler. Ve kaçacaklar. İnşallah. Değil mi? Hadiste de evet. insanlar çobanından kaçan koyunlar gibi ondan kaçarlar diyor peygamber. Evet. Mehdi'den kaçacak insanlar. Kaçtıkları için sayılar 313. İnşallah. Hapsedilecek Mehdi. Deccal ona eziyet edecek. İnşallah. İşkence yapacak. Evet. Değil mi? Evet. Deccal'ın diyor silahlı adamları onu takip eder diyor. İnşallah. Gözleyecekler diyor Mehdi'yi. İnşallah. İnşallah. Hatta diyor ayaklarından, elinden zincirler, Deccal onu bir yere atar diyor. Bir de bakarlar ki cehenneme attığını zanneder Deccal diyor. Bir de bakar ki cennete atmış diyor. Cennet gibi bahçeye atmış diyor. Demek ki bağlık bahçelik yerlere, bağlık bahçelik olan bir yere Mehdi hapsedilecek ayrıca. İnşallah. Buna da işaret var. 90. ayette diyor ki Cenab-ı Allah, sonunda güneşin doğduğu yere kadar ulaştı. Onu güneşi kendileri için bir siper kılmadığımız bir kavim üzerine doğmaktayken buldu. Ayrı zamanda plajlara dikkat çekiyor. Evet. Güneşin alnında bütün insanlar, değil mi? Evet. Aşağı yukarı çıplak sayılacak şekilde oluyorlar. Ahir zamanın bir özelliği. İşte böyle onun yanında özü kapsayan bilgi olduğunu biz bütün kuşatmıştık. Demek ki Zülkarneyn'den kasıt aynı zamanda Mehdi'dir. Mehdi'ye işaret ediyor. İnşallah. Özü kapsayan bilgi demek ki hikmet. Hikmetli konuşacak Mehdi. İnşallah. Ledün ilmine sahip olacak. Gizli bir ilminde sahip olacak. İnşallah. Ona işaret ediyor. İki seddin arasına kadar ulaştı. İki seddin Avrupa ile Asya'nın arasındaki iki evet. sedd nedir? Denizdir. Evet. Boğazdır yine. Evet. Aynı zamanda ona işaret ediyor. Hı hı. 2015 tarihi. Maşallah. Ebced tarihi. Aynı zamanda Güneydoğu'daki olaya da bakıyor bir yönüyle. Çünkü iki settir dağlık bölge biliyorsunuz Güneydoğu'na. Evet. Hemen hemen hiçbir sözü kavramayan bir kavim buldu. Anlatsan da anlamayan değil mi? PKK'lılar evet. var. Söz, laf söz anlamayan. Anladım. Evet. Dediler ki ey Zülkarneyn gerçekten Yecüc ve Mecüc yani anarşist teröristler ahir zamanın anarşistleri.
yeryüzünde bozgunculuk çıkarıyorlar, anarşi çıkarıyorlar diyor. Hı hı. Bizimle onlar arasında bir sedd inşa etmek için sana vergi verelim mi? Mehdi de Sedd-i Zulkarneyn'dir ahir zamanda. İnşallah. Deccaliyete karşı, anarşizme, terörizme karşı bir sedd oluşturacak, manevi bir sedd. 95. ayette dedi ki Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Bak dedi ki Rabbimin beni kendisinde sağlam bir iktidarla, sağlam bir iktidar, Mehdi'nin İnşallah. Zamanı tam, kamil, oturmuş, olgun bir yapı olacaktır. Yerleşik kıldığı güç, nimet ve imkan daha hayırlıdır. Bunun ebcesi de 1987 veriyor. Şimdi bütün bu ayetler, hakimiyetten bahseden ayetlerin Kehf suresinde sıradan sürekli ahir zamanı vermesi evet. bir mucizedir. Hı hı. Sürekli Mehdi devrini veriyor. Böylelikle ne onu aşabildiler ne onu delmeye güç yetirebildiler. Demek ki darwinizm, materyalizm öyle bir yıkılacak ki onu asla aşamayacaklar. Asla bir daha doğrulamayacaklar. Öyle bir ezilme olacak. Buna da işaret ediyor ayet. Bakın mesela 84. ayet. Gerçekten biz ona, yani Mehdi'ye işare anlamında, yeryüzünde sapasağlam bir iktidar verdik. Ebced'i net 2017 tane veriyor. Maşallah. Sonunda güneşin battığı yere kadar ulaştı. Güneş nerede battı? İslam aleminin güneşi. Osmanlı İmparatorluğu nerede yıkıldı? Arap İstanbul'da. Arap, İstanbul'da. Evet, İstanbul'da. Güneş nereden battıysa oradan doğacak. İnşallah. Hep güneş battığı yerden doğar. İnşallah. İnşallah. Hazreti Mehdi için de güneş. Olacak. Evet, İnşallah. Güneştir aynı zamanda. Evet. Bir lakabıdır Mehdi'nin. İnşallah. Fakat 86'da bir olay var. Bakın onu kara çamurlu bir gözede batmakta buldu. Kara çamurlu. Bir şey var orada, bir kara çamurlu. Bir yerde o güneş batıyor. Yani İnşallah. O kara çamurun içine onu götürüyorlar. Evet. Bu Mehdi'ye işaret ediyor. İnşallah. İnşallah. Dedi ki kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Sonra Rabbine döndürür. O da onu görülmemiş bir azapla azaplandırır. Demek ki bir zulüm var o 86 ve 87'de. Evet. Bakın dedi ki kim zulmederse biz onu azaplandıracağız. Zaten Ebced'i de 1987'yi veriyor. Maşallah. Maşallah. Tabii. Çok acayip. Evet. Evet. Rabbim vaadi geldiği zaman mesela 98. Ahir zaman. Rabbim, hem kıyamet bu hem de Mehdi'ye de işaret var. O bunu dümdüz eder. Rabbimin vaadi haktır. Yani o setleri, o engelleri dümdüz eder. Şu an darwinizm yerle bir olup dümdüz oldu mu? Oldu. Oldu. Allah'ın vaadi geldi mi Mehdi? Yani, geldi. İnşallah. Ve setler de evet. dümdüz oldu. Ona işaret ediyor aynı zamanda. Ki onlar beni zikretme konusunda gözleri bir perde içindeydi. Kur'an'ı dinlemeye katlanamazlardı. Şu an öyle değil mi? Gençler var. Evet. Kur'an'dan, dinle, imandan bahsedince aman bana müsaade diyor, deliler gibi kaçıyorlar. Evet. Çok yaygın bu, birçok yerde evet. karşılaşıyoruz. İnkar edenler beni bırakıp kullarımı veliler edindiklerini mi sandılar? Patronunu veli ediniyor, yani evet. adeta ona tapıyor. Veyahut iş yerini onu kendine ilah haline gidiyor, karısına tapıyor. Evet. Karısı için yaşıyor adam. Evet, evet. Değil mi? Evet. İşi için yaşıyor. Yani belirli hedefler oluyor, sadece ideali o oluyor, onu din haline getiriyor. Evet hocam. Kur'an buna işaret ediyor. Onların dünya hayatındaki bütün çabaları boşa gitmişken sonunda da boşa gidiyor. Ölüyor. Evet. Her şeyi bırakıyor burada. Kendilerini gerçekte güzel iş yapmakta sanıyorlar diyor. Çok güzel iş yaptıklarını sanıyor. Abi boşa diyor Allah yaptıkları işler diyor. İşte inkar etmeleri ve ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. Bak ayetlerimi, Kur'an ayetlerinden alay var şu an ahir zamanda. Evet. Kur'an'dan alay ediyor insanlar. Hatta mesela inşallah maşallah onu bile alay konusu edinebiliyorlar. Evet. Akılsız yani zannediyor ki inşallah maşallah deyince yani sanki olmaz ama hani inşallah bakalım. Yani evet. hani haşa işimiz Allah'a kaldı diyorlar ya. Evet haşa. Tabii ki her işin Allah'a evet. kaldı. Tabii. Evet.
Nefes alamazsın tabii. Yani. Yerine duramazsın. Tabii ki her işin Allah'a kalmış evet. durumda. Ayetlerin ve elçilerin alay konusu edilmelerinden, mesela Mehdi de alay konusu edilecektir. Evet. Bütün peygamberler gibi, evet. bütün elçiler gibi ve bütün veliler gibi alay konusu edilecektir. Edinmelerinden dolayı onların cezası cehennemdir. İman edip salih amellerde bulunanlar, bunlar da Mehdi ve cemaati ve Müslümanlara işaret ediyor. Firdevs cennetleri onlar için bir konaklanma yeridir. Evet. Hemen arkasından Meryem suresi başlıyor. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Kaf, He, Ye, Ayn, Sad. Burada çok esaslı bir şifre var. İnşallah. Bak Kaf, He, Ye, Ayn ve Sad. Rabbimin kulu Zekeriya rahmetinin bir zikridir. Hani o Rabbine gizlice seslendiği zaman demişti ki Rabbim şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Yani kemikler yaşlılıkta erimeye başlıyor. Kalsiyum eksilmesi oluyor. Evet hocam. Kemikler gevşiyor. Yani insan küçülür. Baş yaşlılık aleviyle tutuştu. Beyazlandı saçlarım diyor. Ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Duanın önemine dikkat çekiyor. Dua çok önemlidir. İnşallah hocam. Çok konsantre olarak, akılcı, güzel dua edilecek. Dua edildin mi? Neler olur neler. Evet. Neler olur neler. Yani insanların bazen aklına hayale gelmedik şeyler olur. Evet, kesinlikle. İnşallah. 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 Artık bana kendi katından bir yardımcı armağan et. Bu inşallah ahir zamanda Müslümanlara yardımcı olacak olan Mehdi'dir. İnşallah. Aynı zamanda. Bana mirasçı olsun, Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Yakup oğullarına değil mi? İsrail'e, Ben İsrail'e de evet. Mirasçı olacaktır. İnşallah. Onları da yönetecektir Mehdi inşallah. İnşallah. Rabbim onu kendisinden razı olunanlardan kıl. Mehdi Allah'ın razı olduğu kişilerden birisidir. İnşallah. Ey Zekeriya şüphesiz biz seni adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz. Biz bundan önce ona hiçbir adaş kılmamışız. Daha önce hiç böyle bir isim yoktu diyor. İlk defa Yahya ismini veriyorum evet. diyor Cenab-ı Allah. Dedi ki Rabbim benim karım kısır iken benim nasıl oğlum olabilir? Ben de yaşlılığın son basamağındayım. Yani cinsel yönden, cinsel gücüm ben yaşlı olduğum için zaten olacak gibi değil diyor. Karım da kısır diyor. Yani bunun bu şekilde olmadığını, Allah'ın isterse insanın bünyesini güçlendireceğini, evet. cinsel gücün yani yaşlılıktan bağlantılı bir olay olmadığını Kur'an göstertiyor, açıklıyor. İşte böyle dedi. Rabbin dedi ki bu benim için kolaydır. Daha önce sen hiçbir şey değilken seni yaratmıştım. Bu benim için çok kolay diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Sabah akşam Allah'ı tesbih edin diyor. Müslüman sürekli tesbih edecek. Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut. 2067, dünya hakimiyetinin en saltanatlı, en muhteşem yılları inşallah. 2067, bak. Ey Yahya diyor Cenab-ı Allah. Kitabı, yani Kur'an'ı, ona da işaret var, kuvvetle tut. Yani İslam'a sıkı sıkıya sarıl. Uhretül vuska, hablullahül metin olan Allah'ın ipine sıkı sıkı sarıl, sakın bırakma. İnşallah. Bak, kitabı kuvvetle tut. 2067, bakabilirler. İnşallah. Bilenler. Daha çocuk iken ona hikmet verdik. Demek ki Mehdi de ta çocukluğunda güzel huylu olacak, akıllı i̇nşallah. Olacak inşallah. İnşallah. Katımızdan ona bir sevgi duyarlılığı. Demek ki Mehdi sevgi dolu bir insan olacak. İnşallah. Coşkun bir sevgi olacak kalbinde. Ve temizlik, tertemiz olacak Mehdi. İnşallah. Kendisi temiz olacak, etrafı temiz olacak, arkadaşlar temizlik olacak. İnşallah. Dün Kur'an'ın emri. Ve o çok takva sahibi biriydi. Mehdi'nin çok takva sahibi birisi olacağını da işaret ediyor inşallah ayet. Yahya'yı anlatmakla beraber evet. aynı zamanda Mehdi'ye işaret ediyor. Evet. Bu ayeti devam edersek bir hayli uzun. Onu... Evet. Ve sizi diyor Cenab-ı Allah onların topraklarına, İnşallah. Yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah her şeye güç yetirendir. Bakın onların topraklarına, hiç bilmediğimiz yerlere, İnşallah. Mesela Afrika'nın en uç yerlerine, Kuzey Kutbu'na, Güney Kutbu'na, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız hiç bilinmeyen yerlere miras çıkıldı. Her yere İslam'ın damgası, Maşallah. İslam'ın nuru hakim olacak. İnşallah. İnşallah.
Böylece mallara da temizlenmiş olacak. Evet. İnşallah. Hepsi Müslümanların olacak. Bütün dünya. İnşallah. Allah her şeye güç yetirendir diyor Cenab-ı Allah. Ahzab suresi 27. Maşallah. Evet. Evet. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor. Senden Fatır suresi açılmış. Açtım. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki elçiler de yalanlandı. Yani Mehdi'ye de yine burada işaret var. Yani seni yalanlayabilirler. Samimi olmamakla, yalancılıkla, oyun oynamakla, çıkarcılıkla, anormallikle, değil mi? Evet. Kur'an'a uymamakla her şeyle itham edebilirler. Anlamı çıkıyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Bütün tebliğciler, muslihler, mehdiler, değil mi? Peygamberler, onlar da yalanlandı diyor. Evet. Yalanlandı. Demek ki bir tek Mehdi'nin karşılaşacağı bir şey değil bu. Sonra da bütün işler Allah'a döndürülür. Hepsini ben yaparım diyor Allah. Hepsini ben yaratırım diyor. Burada bir ledüni izah da var. İnşallah. Yani yalanlamanın yaratılmasını da Allah yaratır. Evet. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Allah Mehdi gelecek dedi mi gelir. İsa inecek dedi mi iner. İstanbul. Kıyamet kopacak dedi mi kopar. İnşallah. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. İşte paralar, pullar, kadın, kız, eğlence hayatı sizi aldatmasın. Hı hı. İşte çıkar, ekonomik, değil mi? Bazı çalışmalar, gayretler sadece bir hedef, put haline gelmesin. İnşallah. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Ahir zamanda böyle mahluklar türüyecek. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerde de belirttim. Ne diyor? Bakın hadiste. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Başları tıraşlı bunların. Evet. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Kur'an'ı böyle tecvitle, galgale, idgama çok dikkat ederek çok şahane okuyacaklar. Evet. Fakat boğazlarının aşağı geçmeyecek, pratikte uygulamayacaklar diyor Allah. Evet. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Öyle bir konuşma yapacak ki konuşmalarında. Ya dinin hükümlerini anlatarak insanları güldürecek, hokkabazlık, sahtekarlık yapacak, dinden çıkacak. Veyahut dinin hükümlerini tam tersi açıklayarak insanları aldatıp bambaşka hükümler çıkaracak. Evet, inşallah. İnsanları kaldıracak. Değil mi? Mesela ahir zamanda Mehdi'ye karşı çıkacak o sarıklı yobaz da. Evet. Evet. Değil mi? Bir ahir zamanda bir yobaz var. Evet. İstanbul'da Mehdi'ye karşı huruç edecek bir yobazdan bahsediyor. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Mehdi'yi yalancılıkla, Kur'an'a uymamakla, hatta dinsizlikle itham edecek bir mahluk. Ahir zaman mahluku. Dini ortadan kaldırmakla. Evet, dini ortadan kaldırmakla suçlayacak. Bunu İmam-ı Rabbani diyor. Dinimizi izal etti, dinimizi kaldırdı diyecek diyor bu yobaz. Mehdi'yi suçlayacak, ona cephe alacak. Evet. Bütün bunlar göstertiyor ki her elçi, her Mehdi, her mürşit böyle insanlarla, böyle mahluklarla, böyle deccal adamlarıyla karşılaşacaklar. Zaten diyor rivayette başları sarıklı 70 bin kişi Deccal'e tabi olacak. Evet. Yani Darwinist, materyalist, ateist yahut iddia eden Ergenekon örgütüne sahip, ondan bağlantılı. Evet. Değil mi? Ona evet. Sahip çıkan. Evet. İnşallah. Böyle mahlukların faaliyette bulunacağını buradan anlıyoruz. Bakın ayetin birinci kısmı 2015 tarihini veriyor. İkinci kısmı da 1997 tarihini veriyor. Maşallah. Yani Mehdi'nin böyle mahluklarla karşılaşacağını işaret ediyor. İnşallah. Ayet. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Daha önce bunu söylemiştim. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hamittir, övmeye layıktır. Allah'a karşı fakir. Hiçbir şeyi yok. Sıfır. Sıfır. Evet. Hiçbir şey yoktur insanın. Evet. Allah sonsuz zengindir. İnşallah. İnşallah. Efendim, Araf suresini açmışsın. Cenab-ı Allah diyor ki 55'in sözü, Rabbinize yalvara yalvara için için dua edin diyor. Şeytanlar Allah'a sığınırım. Şüphesiz o haddi aşanları sevmez. Bakın, yalvara yalvara için için dua edin. Duada bir sır vardır. Yani insanlar diyor ki, yani mesela dua ediyorum ama olmuyor. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Şimdi her dua bir kere kabul olur. İnşallah.
Ama Allah yani onun sevabını alır, duanın sevabını alır. Fakat meydana getirmiyorsa onda mutlaka bir hayır vardır. Evet. Mesela diyor ki üniversite imtihanını illa kazanacağım. Kazanırsın, çok mutsuz bir yola girersin. O senin için bir hayırdır. Orada hayır göreceksin. Mesela ben akademiye ilk girdiğimde kazanamamıştım. 78'de girdim. 1978'de. Kazanamadım. Akademiye bir daha gittim. 79'da bir sefer üçüncü olarak kazandım. Allah 78'e kabul etmiyor. Evet. Bak. Evet. O kader öyle çünkü. Kader. İlla ki bak mesela gidecektim, bir türlü gidemedim. Okullar açıldı, annem ısrarla git, ısrarla git, ısrarla git dedi. O geminin patladığı akşam, gece, annem illa bu akşam gideceksin dedi. Ya dedim bak artık ben bir bahane bulmak için burada gemi patlamış dedim, ortalık birbirine karışmış dedim. Yok dedi, gideceksin, olsun dedi, git dedi. Geminin o patladığı akşam gittim. Akşam dedim, sabahına gittik, ortalık böyle duman, ateş, böyle şey gibi. O işte benim kaderim. İnşallah. Mesela o gün o olacak. Ben de oraya o gün gideceğim. Yani daha önce gidemedim. Allah göndermedi. Evet. Kader öyle yani inşallah. Kadere tam tabi olmak lazım. İyi hayır oldu. Mesela akademide ben akademiyi bitireyim de düşünmüştüm. Sonra baktım tebliğ, İslam'ı dini yaymak daha önemli. Vazgeçtim. Benim için daha hayırlı oldu. Evet. Daha hikmetli oldu. Hocam merak ettiğim bir şey var. Evet. Lafınızı kesiyorum. Bir de hani hayırlısıyla olsun diye bir dua şekli de var. Hayırlısıyla olsun. Tabii hayırlısını olsun istemek tabii Cenab-ı Allah'tan. Hayırlısıyla olsun. Ya Rabbi hayırlısını ver nasip edecek. Hayırlıysa nasip edecek tabii ki. Evet. Ama bakın duada çok müthiş sırlar vardır. Yani duayla dünyanın şekli değişir. Duayla mesela İslam dünyaya hakim olur. Duayla Mehdi'yi görmek mümkün olur. İnşallah hocam. Duayla Mesih'i görmek mümkün olur. Duayla Hızır Aleyhisselam'ı görmek mümkün olur. İnşallah. Hatta melekleri görmek mümkün olur. İnşallah. Yani çok çok ısrar edilirse, ısrar demeyeyim de Allah affetsin yani üstüne durursa, meleği görmek mümkün olur. Ama tabii insan suretinde görür. Bazen fark edemeyebilir. O ayrı. Hazreti İbrahim nasıl fark edemedi? Evet. Hazreti Meryem nasıl fark edemedi? Değil mi? Evet. Melek geldi, fark edemedi. İnsan zannettiler. Evet. Melek de görebilir. Başka ruhani özellikler kazanabilir. Derin iman elde edebilir. Çok derin iman. Mesela iman zafiyetinden birçok insan muzdariptir. Dua etmediklerinden. Dua ediyorum, öyle dua olmaz ki. Bak ne diyor ayette Allah? Yalvara yalvara için için diyor. Bu ayrı bir duadır bu. Ya dua etmek ayrıdır. Yalvara yalvara için için dua etmek ayrıdır. İçin içinde müthiş bir konsantrasyon kastediliyor. Derin konsantrasyon. Ondan bambaşka bir aleme geçersin. Evet. Yani Allah'la doğrudan bağlantıdır bu inşallah. İnşallah hocam. Tabii. Onun için duanın derinliğini kavramak lazım. Yani herhangi bir dua. İnsanlar vardır mesela namazdan sonra hemen bir tesbih çekerler. Hemen elini kaldırır bir dua eder. Tamam Allah kabul etsin. Ama kastedilen bu dua o değil. Evet. Değil mi? Evet hocam. Ürpere ürpere diyor Cenab-ı Allah. Yalvara yalvara. Derinlik alarak, tutkuyla, aşkla Allah sevilecek. Değil mi? İnşallah. Derin teslimiyetle, derin bir korku ve derin bir saygıyla Allah'la bağlantı kurulacak inşallah. İnşallah. Sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığı ile bir zikir gelmesine mi şaştınız diyor Allah. Tebliğ yapılacak değil mi? Ahir zamanda İslam'ı anlatıyoruz. İnsanlara Kur'an'ı anlattığımızda insanlar şaşırıyorlar. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz zamanında da içinizden sizi uyarıp korkutacak bir adam aracılığıyla bir zikir gelmesine mi şaştınız? Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor ayetin birinci kısmı. Ama ikinci kısmına baktığımızda, işari manasına baktığımızda sakınıp rahmete kavuşmanız için içinizden sizi uyarıp korkutacak 1993 Ebced'i bir adam aracıyla bir zikir gelmesine mi şaştınız? 2011. Maşallah. Bak her ikisi de Mehdi devrini veriyor. Evet. Başka da anlamı yok.
Yani başka da ebcedi yok. Bunu veriyor. Kavmin önde gelenlerini inkar edenler derler ki gerçekte biz seni akli bir yetersizlik içinde görüyoruz. Sen delisin diyorlar peygamberimize. Ve doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Yalan söylüyorsun sen diyorlar. Evet. Ahir zamanda İstanbul'da zuhur edecek Yobaz da, Mehdi'ye karşı ayaklanacak Yobaz da Mehdi'yi yalancılıkla itham edecek. Evet. Yalan söylüyor diyecek. Değil mi? Bak. O zamanın yobazları da peygambere aynı şeyi söylüyor. Bak doğrusu biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz diyorlar. Ahir zamanda Mehdi'ye karşı huruc edecek. Mehdi'ye karşı tavır alacak azılı bir yobaz vardır. Evet. Evet. Bu kişi özen yaratılmıştır Allah tarafından. Evet. İmam-ı Rabbani birçok detay varken ahir zamanla ilgili Mehdi devrinde onun üstüne çok durmuştur. Ahir zaman yobazının üstüne çok durmuştur. Mehdi'ye karşı tavır alacak yobazın üstüne çok durmuştur. Hud aleyhisselam diyor ki ey kavmim dedi bende akıl yetersizliği yoktur ben deli değilim diyor. Ama ben gerçekten alemden Rabbinden bir elçiyim dedi diyor. Ben bir tebliğciyim diyor inşallah. Evet. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Dini tebliğ ediyorum. Kur'an'ı tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Güvenilir olmak çok önemlidir. Mehdi mesela güvenilir bir insandır. Peygamberimiz güvenilir bir insandır. Ve öğütçüyüm, öğüt veriyorum diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Tabii bu peygamberimize bakıyor ayet. İlk birinci anlamı fakat ikinci işare anlamına bakıyoruz. Size Rabbimin risaletini tebliğ ediyorum. Arapça bilen kardeşlerimiz baksınlar. Tam 2029 maşallah. Ebced'i. İslam'ın dünya hakimiyeti. Evet maşallah. Tabii Mehdi'ye bakıyor inşallah. Dediler ki sen bize yalnızca Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Bak sadece Allah'a kulluk, yani her şeyi Allah yarattı diyen bir insansın diyorlar. Allah'a tapmamızı istiyorsun ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Yani Darwinizmi, materyalizmi bırakmamız, ateizmi bırakmamız için mi geldin? Evet. Diyorlar şu anda da Mehdi'ye böyle diyecekler. Evet. Eğer gerçekten doğru isen bize vaat ettiğin şeyi getir bakalım. Vaat ettiği şeyler neler? Tabi burada kastedilen şey kıyamet. İnşallah. Çöküş ve azap. Ama ikinci anlamı Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın nuzulü. Evet. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Şimdi atalarına bakıyoruz adamların. Mesela İbn-i Miskeveh, Darwinist, materyalist adam. Evet. Mesela evet. Cahiz. Evet. Darwinistlerden, ünlü Darwinistlerden. İbn-i Miskeveh falan. Yani bu tipler. Evet. Masonluğun ne kadar eski olduğunu da gösteriyor. Evet. Ta Hazreti Süleyman devrini, hatta Hazreti onlar diyorlar, Hazreti Adem devrinden beri biz hareket halinde izliyoruz masonlar. Firavun da Darwinizmi savundu. İbn-i Miskeveh de işte o çeyiz mi, cahiz mi, nedir o vatandaş, vatandaş da. Bunların hepsi aynı kafadaydılar. Evet. Eski Sümerler'de, Sümerler, eski Yunanlar'da, evet. Hepsi evrim teorisini savunmuşlardır. Cenab-ı Allah ben yarattım diyor. Ol derim olur diyor. Evet. Cennette huriler, gırmanlar ve vildanlar var. Bu adamlara sorsan, onu mesela İbn-i Miskeveh'e sorsan, evrimden oldu diyecek. Evet. Peki cennetin koltukları, cennetin örtüleri o da evrimden oldu diyecek. Evet. Meyveleri onlar da evrimden oldu. Evet. Cinler, melekler onlar da evrimden oldu diyecek. Ama demiyorsa, yok onlar evrimden olmadı diyorsa, kardeşim insandan ne istiyorsunuz zaman? Evet. İnsan niye evrimden oluyor o zaman? Evet. Değil mi? Evet. Bırak burada oyun oynamayı. Evet. Ya hepsi evrimden olur ya hiçbiri olmaz. Evet hocam inşallah. Değil mi? Oyunu bırakacaklar. Ayrıca siz şeyi söylüyorsunuz. Evet. Musa'nın asasıyla Hazreti İsa'nın kuş biçimindeki üfürmesi. Hazreti Musa asayı attığında anında yılana döndü mü? Döndü hocam inşallah. Evet. Evrimden mi oldu orada? Tabii ki hayır hocam. Cansız mı? İbn-i Miskeveh'i sorsan
o yavaş yavaş işte uzun dönemler içinde falan dedikten anlatacak. Şimdi evet. Asrımızda da bazı dedeler halkı kandırmaya çalışıyorlar. Köşe yazarlığı yaptırılan bazı hoca efendiler var. Evet. Ya dedem beni kandırmayı bırak. Bırak haberin yok senin. Bir protein daha tesadüfen olamıyor. Haberin yok sen bundan. Evet. Bir proteinin tesadüfe meydana gelmesi için bir hücreye ihtiyaç var. Kofula ihtiyaç var. Mitokondriye ihtiyaç var. Var oğlu var. Evet. Değil mi? Dolayısıyla bir protein dahi tesadüfe meydana gelemiyor iken sen bana nereden evrim teorisini anlatıyorsun? Darwin'in teorisini anlatıyorsun. Fosilleri ortaya koyduğumuzda 300 milyon fosil hepsi yaratılışı ispat ediyor. Evet. Evet. Değil mi? Tabii ki. Eğer sen Kur'an'a tabiysen, samimi Müslümansan Allah yaratılışı araştırmamızı istiyor. Evet. Ve yer altındaki değil mi kanıtlara bakmamızı istiyor Allah ayette. Baktığımızda biz yaratılışı görüyoruz. İbn-i Miskeveh'in yalan söylediğini görüyoruz. Evet. Ve diğer takımın yalan söylediğini görüyoruz. Evet. Ve onun devamı olan kişilerin de yalan söylediğini görüyoruz. Sana durduk yere dedenin hatırına orada köşe yazarlığı vermiyorlar. Evet. Sen işte Darwinist olduğun için sana orada köşe yazarlığı veriyorlar. Evet. Değil evet. mi? Evet. Bize burada bir köşe yazarlığı verebilir mi adam? İnşallah. Değil mi? İnşallah. Hani belki tuttururuz diyeyim. Böyle yani kenardan oraya yapıştırıyorlar. Ben olduğum müddetçe, arkadaşlarım olduğu müddetçe ve ben olmadığım müddetçe de, arkadaşlarım olmadığı müddetçe de bu konu bitmiştir. Evelallah. İnşallah. Evelallah. Şeytanın Allah'a sanırım. Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. Elhamdülillah. O seni yardımıyla ve müminlerle destekledi. Mehdi'ye bakan bir ayet İnşallah. Aynı zamanda bak. Onlar seni aldatmak isterlerse şüphesiz Allah sana yeter. O senin yardımıyla ve müminlerle destekledi. Yani müminler topluluğu. İnşallah. İnşallah. Ve onların kalplerini uzlaştırdı. Sen yeryüzündekilerin tümünü harcasaydın bile onların kalplerini uzlaştıramazdın. Ama Allah aralarını bulup onları uzlaştırdı. Çünkü o üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bizim de yapacağımız budur. Ne yapacağız? Müminlerin kalplerini uzlaştıracağız. Aralarını bulup düzelteceğiz. Şii, sünni ayrımını kaldıracağız. İnşallah. İnşallah. Bu Mehdi'nin görevidir aynı zamanda. İnşallah. Çünkü o üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz de Mehdi öncüsü olduğumuz için bu görevi yapmamız gerekir. İnşallah. Ey peygamber! Sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. İkinci anlamı, ey Mehdi, sana ve seni izleyen müminlere Allah yeter. İnşallah. İkinci anlam odur. Ey peygamber, müminleri cihada karşı hazırlayıp teşvik et. Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa 200 kişiyi mağlup edebilirler. Ve eğer içinizden 100 sabırlı kişi bulunursa kafirlerden 1000'ini yener. Çünkü onlar gerçeği kavrayamayan bir topluluktur. Bunu Mehdi'ye uyguladığımızda, ey Mehdi, müminleri tebliğe hazırlayıp teşvik et. Evet. İslam'ın yayılması, Türkistan Birliği için teşvik et. Evet. Eğer içinizden sabreden 20 kişi bulunursa, ha demek ki bir küçük bir kadroya işaret ediyor Mehdi'nin. İnşallah. İnşallah. 200 kişiyi mağlup edebilirler. Yani dünya ne kadar kalabalık olursa olsun, siz o küçük grubunuzdan dünyaya hakim olacaksınız diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Ve içinizden 100 bulunursa kafirlerden 1000'ini yener. Şimdi 200 ve içinizden 100 birleştirince ne yapar? 300. 300. Mehdi'nin talebeleri kaçtı? 300 küsur. 313. 313. 313. Ki 20 kişiyi de eklersek 320 evet. oluyor değil mi? Evet. evet. Kafirlerden bakın 1000'ini yener diyor. Çünkü onlar gerçeği kavramayan bir topluluktur diyor. Evet. İman edenler, hicret edenler, Allah yolunda cihat edenler, hicret edenleri barındıranlar ve yardım edenler, işte gerçek mümin olanlar bunlardır. Bak iman edenler, hicret ediyor Allah yolunda. Ailesini bırakıyor, kardeşlerini bırakıyor, Müslümanların yanına gidiyor. Allah yolunda cehd edenler, gayret edenler,
müminleri barındıranlar kendi evini alıyor kardeşlerini. Adam mesela annesi, babası ahlaksız oluyor, dinsiz, imansız oluyor. Veyahut ensest ilişkiye girmeye çalışıyor ahlaksız adam. Evinden kaçıyor çocuk, değil mi? Evet hocam. Mesela kız çocukları var, evet. Ensest ilişkiye teşvik edilen. Evet. Veya ailesi mason oluyor, seni de mason yapacağım diyor. PKK'lı oluyor, seni de PKK'lı yapacağım diyor. Çocuk kabul etmiyor ve hicret ediyor. Onları barındıranlar ve yardım edenler, para yardımında bulunuyor, yiyecek yardımında bulunuyor, kıyafet yardımında bulunuyor. İşte gerçek mümin olanlar bunlardır. Onlar için bir bağışlanma ve üstün bir rızık vardır diyor Allah. İnşallah. İnşallah. Rahman çocuk edinmiştir dediler. Şeytandan Allah'a sığınırım. Andolsun siz oldukça çirkin bir cesarette bulunup geldiniz. Bakın Allah çocuk edin. Hristiyanların bu sözünü Allah nasıl karşılıyor? Neredeyse bundan dolayı gökler paramparça olacak ve yer çatlayacak ve dağlar yıkılıp göçü verecekti diyor. Yani çok çirkin bir söz ediyorsunuz diyor. O Allah'ın bir kulu, Allah'ın bir peygamberi. Allah niçin çocuk edinsin? Evet. Ve onların hepsi kıyamet günü ona, Cenab-ı Allah'a yapayalnız, tek başlarına geleceklerdir diyor. Bunda da bir sır var. Daha önce anlattıklarımı düşünenler ne demek istediğimi anlarlar. İnşallah. Şeytanın Allah'a sığınırım. Taha suresini açmışsın. Evet. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Taha. Bu da bir de bunda da bir şifre var. Bu da zamana gelince ortaya çıkacak inşallah. İnşallah. Biz sana bu Kur'an'ı, Kur'an-ı Kerim'i güçlük çekmen için indirmedik. Demek ki Kur'an bize kolaylığı getiriyor. Hazreti İbrahim'in dini gibi kolay, zorluk yok. İnşallah. Sözü açığa vursan da gizlesen de bir de çünkü şüphesiz o gizliyi ve gizlinin gizlisini bilir. Yani bilinçaltınızı da bilirim diyor Allah ben. İçinizden geçeni de bilinçaltınızı da bilirim. İnşallah. Mesela bak Enbiya suresi de 107. ayet. Biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Miladi 1430 Hicri. Hicri 1430. 2009. Evet efendim. 2009'da. 2009'u veriyor evet. Maşallah. Bak biz seni alemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik. Peygamberimize hitap var. Evet. Ama Ebced'inde Mehdi'ye bakıyor. Evet. İnşallah. 1400, 2009 tarihini veriyor. Andolsun bak bir üstteki ayet, andolsun biz zikirden sonra Zebur'da da, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz arza, şeytandan Allah'a sığınırım, salih kulların varisi olacaktır diye yazdık. Bu ayet zaten doğrudan Mehdi'ye bakıyor. Evet. Çünkü arza hakimiyet var. Evet. Ve Tevrat'ta ve Zebur'da Mehdi'den bahsediyor zaten. Evet. Çok uzun bahseder. 2051 veriyor Ebced'de. Maşallah. Dünya hakimiyet. İnşallah. Tam dünya hakimiyet. İnşallah. Canım. İnşallah. Enbiya suresinde bu ayeti kardeşlerimiz istese bakabilirler. Mesela Enbiya suresi yine 86. Onları rahmetimize soktuk. Allah rahmetiyle onları kuşattı diyor Cenab-ı Allah. İnşallah. Şüphesiz onlar salih kimselerdi. Bunun Ebced'i de bu ayetin 2066. Maşallah. Yine dünya hakimiyetinin en güçlü tarihlerini veriyor. En gelişmiş tarihlerini veriyor. Maşallah. Furkan suresi 56. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıcı, uyarıp korkutucu olarak gönderdik diyor Cenab-ı Allah peygamberimize. Biz seni yalnızca bir müjdeci ve uyarıp korkutucu olarak gönderdik. Mehdi'nin de vasıflarıdır bu özellik. 56. ayet. 25. sure 25 çarpı 56 Hicri 1400 veriyor. 1400. Ebced'i 1981'i veriyor. O da aynı tarih vermiş oluyor. 1956'da ve dolayısıyla Mehdi'ye baktığını anlıyoruz. Risale-i Nur'un serbest bırakılışı ve evet. Afgani sistemin çöküşü diyor. Evet. Said Nursi. 1956'yı da Said Nursi çok önemli bir tarih olarak görüyor. O yönden de ilginç tabii. Çok hayret vereceği maşallah. 48. ayet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Şehirde dokuzlu bir çete vardı. Yeryüzünde bozgun çıkarıyorlar ve dirlik düzenlik bırakmıyorlardı. İddia edilen Ergenekon örgütünün 9 kişilik yönetim kadrosu vardır. Evet. Üst yönetim kadrosu. Kur'an buna işaret ediyor. İnşallah. Birinci dereceden inşallah. Ve 9 harften de oluşuyor evet. Hocam Ergenekon kelimesi. Evet. Ay, evet. Çok ilginç. Tabii. İnşallah. 9 harften oluşuyor. Tabii. Bak 9'lu bir çete vardı diyor. Evet.
aralarında Allah adına and içerek dediler ki, bak bir de Allah'ı, dini de demek ki orada kendilerince kullanıyorlar. Haşa. Gece, bak gece mutlaka ona ve ailesine bir baskın düzenleyelim. Sonra velisine, ailesinin yok oluşunda biz şahit olmadık, gerçekten doğru söylüyoruz diyelim. Tam iddia edilen yani kon örgütünün kahpe yöntemlerinden bir tanesi. Evet. Ve kalleşçe faili meçhul. Bak Kur'an'da burada faili meçhulden bahsediyor. Evet. Faili meçhulde nasıl sinsilik yaptıklarından bahsediyor. Onlar hileli bir düzen kurdu diyor Allah. Biz de onların hilesine karşı farkında olmadıkları bir düzen kurduk. Karşı bir düzen kurduk diyor. Artık onların kurdukları hileli düzenin uğradığı sona bir bak diyor. Nasıl çökecekler, nasıl perişan olacaklar bir bak diyor Allah. İnşallah. Biz onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. Şu an iddia ederek Ergenekon örgütü yerle bir Allah'ın izniyle. İnşallah. Bakın görüyor musun? Gece mutlaka ona, gece niye? Çünkü şahit elde etmek zordur gece. Evet. Çünkü karanlıksa. Baskın düzenleyelim. Sonra velisine, ailesinin yok oluşuna biz şahit olmadık. Gerçekten diyor bak. Gerçekten doğru söylüyoruz diyelim diyor. Yani yalancı ve sahtekarlık yönlerini ve faili meçhulü nasıl organize ettiklerini Kur'an göstertiyor. İnşallah. İnşallah. Geçtiğimiz günlerde hocam İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun bir açıklaması vardı. Bütün faili meçhullerin, suikastlerin şeyi iddia edilen Ergenekon'a dayanıyor diye böyle. Doğru söylüyor evet. Tabii ki. Hazreti Süleyman konusunu açmışsın. Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtın üstünde bir ceset bıraktık. Sonra döndü. Yani bir baygınlık geçirmiş anladığım kadarıyla Hazreti Süleyman. İnşallah. Bir şöyle ölür gibi olmuş. Ona işaret ediyor. Allah'a alem. İnşallah. Rabbim beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasip olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz sen karşılıksız armağan edensin. Hazreti Süleyman devrindeki hakimiyet hiç kimseye nasip olmayan bir özelliktedir. Çünkü hiçbir devir hiçbir devre benzemez. Ama Mehdi devri Hazreti Süleyman devrinin kat fazlasıdır. Kıyas olmaz. İnşallah. Çünkü 7 milyar insan iman edecek. İnşallah. O zaman Hazreti Süleyman devrinde hadi diyelim 1 milyon insan var. Hadi diyelim 2 milyon insan var. Ama şu an 7 milyar insan var. İleride daha da artacak. Tabii daha da artacak. İnşallah. Böylece rüzgarı emrine verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi. Planör, uçak, çeşitli araçları kullandığını anlıyoruz. Adamlar diyorlar ki kardeşim nasıl olur Hazreti Süleyman devrinde uçak, planör nasıl olur? Ya kardeşim çoluk çocuk bile yapıyor planör. Yani alıp değil mi? Yamaç paraşütü yapıp uçuyorlar, şunu bunu yapıyorlar. Yani o kadar zor, içinden çıkılmaz bir şey değil ki. Nihayet derinen, ahşapla bu çok rahat yapılabilecek bir şeydir. Yani kanat yapılacak. Tabii. Değil mi? Dengesi tutturulacak. Yüksek bir alanda rüzgara karşı değil mi? Rüzgara karşı uçuş elde ettiğinde havada uçmuş olursun. Yani bu karmaşık bir şey değil. Hazreti Nuh'un gemisinde de buharlı gemi nasıl oluyor diyor. E kardeşim bir kazan olacak, bir boru ve buhar suyun içine verirsen sırf ondan bile, onun basıncıyla bile hafifçe hareket etmesi, geminin hafif bir hareketi bile buharlı gemi hükmüne gelir. Yani bu o kadar yani akıl almaz bir olay değildir. Veyahut buharın olduğu yere mesela bir kapak yapılmış olsa, o kapağa her atışta buhar, değil mi? Evet. Kapağı mesela geriye doğru her atışında gemi biraz daha ileriye gidecektir. Evet hocam. Su, buhar basıncıyla. Evet. En basitinden bu bile yapılması çok rahat mümkün. Ayrıca vahiyle hareket eden insanlar bunu rahatça yapacakları anlaşılıyor. İnşallah. İnşallah. Onun için yani nasıl oluyor aklımızı almıyor mantığını bıraksınlar. Mesela pil de, Bağdat pili var. Çok eski. Evet. Yani pil karmaşık bir şey değil ki. Biz lisede de yapardık değil mi? Bir evet. Asidik, bir de baz ortamı olacak. Bir çinko, evet. Bir de bakır oldun mu? Al sana pil. Evet. Sizin Kabataş Yalan'ın kitabınızda hocam. Bunların hepsinin resimleri var. Duvarda helikopter resimleri, eski çağlardan kalma. Pil resimleri dediğiniz gibi. Uçak resmi, yat resmi var mesela. Mükemmel böyle yat, bugünkü yatlara benzeyen.
resimleri duruyor binlerce yıllık. Ya o şöyle de olabilir. Peygamberlere vahiy ile bildirilen bilgiyi onlar bir şekilde elde etmiş olabilirler. İnşallah. Hazreti Süleyman'a mesela gelecekte olacak bilgileri aktarmıştır Hazreti Süleyman. O zaman yat yapılacak, işte helikopter şöyle olacak, uçacak, işte şöyle gemi olacak bunları anlatmıştır. Onlar da duymuşlardır ve onun resmini yapmış olabilirler. Evet. Yani duydukları şeyini. Ama bizim anladığımız anlamda yani klasik helikopter anlamında değil oradaki İnşallah. Şey yani benim anladığım. Fakat olağanüstü bir teknoloji kullanıldı. Elektriğin olduğu anlaşılıyor. Evet. Çünkü iç aydınlatmada mesela o piramitlerin yapılışında ise rastlanmıyor. Yani herhangi bir is yani mum veyahut yağ yakarak bir aydınlatma yapılmamış. Ama karanlık dehlizler yani zifir karanlık. Buranın bir şeyin aydınlatılması gerekiyor. Evet. Bu adamlar burayı neyle aydınlattı? Elektriğin dışında da bir imkan yok. Yok, evet. Bir metotla elektrik elde etmişler adamlar. Zaten bakın lambalar var. Lambalar görülüyor. Evet. Aydınlatıcı olduğu görülüyor. Elektrik akım kablolar görülüyor. Adamlar resmini yapmışlar. Evet. Ne şekilde yapmışlar bilmiyoruz. Ama muhtemelen pil tarzı yani büyük batarya tarzı bir şeyler yapmışlar anladığım kadarıyla. Kablolarını oraları aydınlatmışlar. Evet. Yani o kadar akılların almayacağı bir şey değil. Solcuların kitaplarında, yazılarında görüyorum. Bir türlü akılları basmıyor. Çok makul yani. Olmayacak bir şey yok. Ayrıca hocam şey var. Siz daha bilirsin inşallah. 30 bin yıllık mesela mağaralarda resimler var. Onların bozulmadan yapılması için çok büyük bir teknolojiye ulaşılmış olması gerekiyor. Yine on binlerce yıllık flüt var. İğneler var yani eski dönemlerde medeniyet yaşamlarını gösteren. Evet flütlü adamlar fasıl yapmışlar. Bir tane evet. iki tane de değil. Neandertal adamlar fasıl. Neandertal adam tabii adamlar yamanmış yani o zamanlar. Evet, inşallah. Bir de Kur'an'da belirtilen izahlar, anlatımlar yani bilimle ilgili izahlar tabii ki yorumdur. Yani Kur'an'la insan beyni açılır. Yani onu yorumlarsın, bir daha yorumlarsın, bir daha yorumlarsın, çeşit çeşit yorumlarsın. Tevrat için de böyle mesela, Tevrat alemler mesela Museviler çok zeki insanlardır. Evet. Sürekli Tevrat üstüne düşünüyorlar, düşündükçe beyinleri açılıyor. Evet. Ve çeşit çeşit yorumlar yapıyorlar. Yani Kur'an tabii ki bir bilim kitabı değildir ama bilime genel anlamda emir olarak teşvik eder Allah. Evet. Yani emreder, yapacaksınızlar. Mesela gene hatlarına kainatın yokluktan var olduğunu söylüyor Allah. İnşallah. Yoktan var olduğunu. Bilim adamları bunu bugün buldular. Sıfır hacim sonsuz yoğunlukta bir şeyden oldu diyorlar kainat. Evet. Sıfır hacim ne demektir? Yokluk. Yokluk. Kur'an dedi doğru çıktı işte. Evet. Zaman izafidir diyor Kur'an. Einstein çıktı. Evet dedi zaman izafidir dedi. Evet. Hepsi birden inandılar. Kardeşim 1400 sene inanmadınız. Einstein çıkınca inandınız. Demek ki Kur'an doğru söylemiş. Tabii. Ama mesela bazı konular yorumla anlaşılır. Mesela petrol. Petrolü işaret eden ayet bir yorumdur tabii ki. Yani alenen petrol olarak geçmez. Evet. Ama birçok şekilde yorumlanabilir ama bir yönüne de petrole baktığı anlaşılıyor. Ama asıl olan bizi Cenab-ı Allah'ın bilime yöneltmesidir. Ve bilimi bize emretmesidir. Bakın benim sanatımı bulacaksınız diyor Allah. Ben size bulduracağım diyor. Yani bilimi vesile edeceğim diyor Cenab-ı Allah. Evet. İnşallah. O şekilde bilim bize Allah'ın harikalarını, Allah'ın sanatını bize göstermiş oluyor. İnşallah. Mesela hücrenin yapısını bilimden anladık. Kromozomları, kofulları, mitokondrileri, Golgi cisimciğini. Evet. Değil mi? Evet hocam inşallah. Mesela proteinlerin tesadüfen olamayacağını, atomun yapısını hepsini bilimden anladık. Bilimden, evet. Evet. Paleontoloji mesela insanın evrim geçirmediğini paleontolojiden anladık. Evet. 400-300 milyon üzerinde fosil bulundu. Baktık hiçbir delil yok. Yok. Ara geçiş formu. Ara geçiş formu yok. Evet. Ama bilakis yaratılışı ispat eden 300 milyon fosil olduğunu gördük. Evet. Değil mi? Ahitleştiklerinde ahitlerine vefa gösterenler. Tabii. İşte bunlar doğru olanlardır. Muttaki olanlar da bunlardır. Bir kere Allah'a verilen ahit nedir? Biz diyoruz Kur'an'a uyacağız. Evet. Mümin Kur'an'a tam anlamıyla tabi olacak. Bir kısmını yapıp bir kısmını yapmazsa uymuş olmaz. İnşallah. Kur'an'a tabi olmamış olur
vefasızlık olur. Evet, inşallah hocam. Mesela Allah peygamberlerden de söz aldı değil mi? Bir elçi gelecek diyor Cenab-ı Allah. Bir Mehdi, bir mürşit gelecek. Siz diyor bu gelen kişiye yardım edeceksiniz. Evet. Bu ağır ahdi mi üzerinize aldınız mı diyor. İnşallah. Bu ahdi kimler veriyor? Peygamberimiz bir sallallahu aleyhi ve sellem. İki, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Evet. Hepsi inşallah birden evet söz veriyorlar. Ya Rabbi diyor. Senin kastettiğin şahıs geldiğinde biz ona yardım edeceğiz diyor. Evet inşallah. Fakat Resulullah'tan da evet bu söz alınıyor. Evet hocam. Bu ayetin ikinci işare anlamı Mehdi'ye bakıyor. Evet maşallah. Çok aşikar olur. Çünkü bak Resulullah da söz vermiş. Geriye sadece İsa aleyhisselam kalıyor. Şu ana kadar böyle bir şey olmadığına göre. Evet. Geriye İsa aleyhisselam kalıyor. İsa aleyhisselam indiğinde, Hazreti Mehdi'ye yardım ettiğinde bu söz yerine gelmiş olacak. İnşallah hocam. İnşallah. İkinci işare anlamı budur. Evet inşallah. İnşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Siz daha önce bahsetmiştiniz hocam. Öfkeyi yenmenin önemini, öfkenin nelere sebep olduğunu inşallah. Ya darlıkta infak etmiyor insanlar. Abi çok az parası varsa, 100 lirası varsa, evet, onun için mesela 5 lirasını vermesi lazım. Evet. Ya param yok, ben zaten fakirim olmadı. 5 evet lirasını olsun verecek. Öfkelerini yenenler. Mesela öfkelendin mi, ağızlarından köpükler saçarak, kendini kaybederek sonuna kadar öfkeyi muhafaza edip geliştirmeye çalışıyor. Halbuki öfkeyi yenmek farzdır. Evet. İnsan öfkelendiğinde hemen Allah'a sığınacak. Hatta Resulullah gidip bir abdest alın diyor. Evet inşallah. Evet. Sakinleşecek. İnşallah hocam. İnsanlardaki haklarından bağışlama ile vazgeçenlerdir. Yani illaki intikam almak istiyor. Halbuki bağışlayıp vazgeçmek lazım. Haklısın, Allah razı olsun deyip. Eğer çok önemli, helal, harama mütalik bir konu değilse bağışlamayla vazgeçmesi lazım. Haram bir konuysa da ayetle açıklayıp kendi haline bırakmak lazım. İnşallah hocam. Allah iyilik yapanları sever. Zaten kainatın yapısında Cenab-ı Allah bunu yaratmıştır. İyilik. Evet. İnşallah hocam. Değil mi? İyilik zemininde sürekli olacak. Evet. Onlar ki diyor Araf suresinde, onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Tabi bu birinci anlam peygamberimize bakıyor. Evet. Fakat ikinci anlamı yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları. Tevrat'ta da İncil'de de Mehdi'ye. Tevrat'ta çok fazla. Evet. Yani neredeyse 100'e yakın evet izah var Tevrat'ta. İncil'de de aynı şekilde Mehdi'ye işaret eden izahlar var. Geleceği yazılı bulacakları ümmi. Mehdi de ümmidir. Evet. Arapçayı pek bilmez. Evet, Arapçayı pek bilmez diyor peygamberimiz. İnşallah. Ebced'i 2025 veriyor. Maşallah. Yanlarında Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Açsın baksınlar 157. ayet Araf suresi 2025 Ebced'i. Maşallah. Musa'nın kavminden Hakk'a yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Demek ki Beni İsrail'den gizli Müslümanlar var. Bak evet, Musa kavminden Hakk'a yönelten, bir de faaliyet halinde cemaat oluşmuşlar. Evet. Ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır. Demek ki hakim bir güç. İnşallah. Evet. Hakim bir güç. Bunlar da Mehdi'nin yardımcıları olacak inşallah. İnşallah hocam. İnşallah.